Ses, ses sanırım ses geliyor değil mi arkadaşlar eğer yayını izleyen olursa ses konusunda uyarabilirse beni sevinirim İnsanı ne iyileştirir diye bir başlık atmak istedim. Ee, belki altına insanı ne yaralar, insana ne zarar verir de diyebilirdik. Çünkü insan zaten e, insan zaten kendi kendine iyileşiyor. İnsana müdahale etmezsen iyileşiyor Mehmet. <laughs> Hemen söyler misiniz? İnsanı ne iyileştirir? İnsanı kendi 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 mekanizmaları zaten iyileştiriyor. İnsanı ne kötüleştirir konuşmak lazım aslında. Yani kimseye karışmadığında mesela beyin hastalıklarında bile öyledir. Nörolojik durumlarda müdahale etmediğinde beyin gerçekten çok iyi kendini iyileştiriyor. Tarihte böyle çok vaka var işte çenesinden çivi giriyor, adamın ön beynini parçalıyor falan adam hala yaşıyor. Ya da e, beyninin yarısı yok mesela bir kız var öyle tarihte bir vaka. O yarısı zamanla içe su doluyor. Ve atıyorum sol beynini kaybettiyse sağ beyin sol beynin görevlerini de e, yapmaya başlıyor. Yani yarım beyinle bütün beynin görevlerini yapmaya başlıyor kişinin beyni. O yüzden psikolojik durumlarda mesela terapilerin en büyük e, problemi de budur. Kişi kendi kendine mi iyileşiyor? yoksa terapiler mi iyileştirdi? Çalışmalara baktığınızda diyor ki işte 6 ay boyunca BDT terapisi aldı ya da şema terapisi aldı ve hastalarda şöyle bir iyileşme kat edildi falan. Ama bu aslında kendi kendine de olabilir. O yüzden bu araştırmaları, bu çalışmaları iki gruba ayırıp karşılaştırmalı çalışmalar yapmak lazım. Tabii ki birçok terapi ekolünün kendi kendine iyileşme sürecinden daha iyi iyileştirdiğine dair de çalışmalar var. Ama gerçekten insan yüz binlerce yıl, en çok bu nokta önemli bence. 300 bin yıldır insan var bildiğimiz kadarıyla. 300 bin yıllık bir evrimin sonucunda siz bu bedene, bu zihne sahipsiniz. Yani bir şeyleri başarmış bir beden var diyebiliriz. Pardon, telefonu sessize almayı unutmuş Maalesef bu e, İstiklal Caddesindeki olaylar, işte bu Taksim'deki yakından takip etmeye çalıştım. E, tabii ki. Haberciler kendi işlerini yapıyor, polisler kendi işlerini yapıyor, siyasetçiler kendi işlerini yapıyor. Bir psikolog olarak ben ne yapmalıyım böyle bir noktada? İnsanların tepkilerine bakmaya başladım. hatta bir tweet atıp tekrar sildim maalesef. Keşke atmasaydım falan dedim. İnsanların çok yüzeysel düşündüğünü fark ediyorum. Yani tür bu ülkemize mi özel bilmiyorum. Sanırım sadece ülkemizle alakalı değil. Ee, örneğin şöyle bir şey oluyor e, önerileri oluyor insanların bu kadını İstiklal Caddesi'ne sallandırın da ibret olsun herkese ya bu çok yüzeysel bir tepki arkadaşlar yani teröristle uğraşmak e, problemi görmezden gelmektir kendini rahatlatmak demektir İçini soğutmak demektir sadece ama problemi çözmüş olmuyorsunuz Tıpkı bir çocuğunu çocuğa kızdığınızda, ona bağırdığınızda, ona şiddet gösterdiğinizde, istediğiniz davranışı yaptığı anlamına gelir. Ama ona bir şey öğretmemiş olursunuz. Sadece korktuğu için bunu yapar. Teröriste karşı olan bu sinirimiz aslında bastırılmalı ve bu teröre karşı kullanılmalı. Yani terörist değil, terörle mücadele edilmeli. Terörist bitmez ki. Hiçbir zaman bitmedi. Dün bir film izledim, Netflix'te, The Platform diye. Yani film bildiğimiz şeyleri konu alıyor ama, spoiler olacak bu arada, isteyen dinlemeyebilir burayı. Bildiğimiz şeyleri konu alsa da çok çarpıcı bir şekilde yansıtmış. 200 katlı bir bina var, artık yerin altı var, yerin üstü var falan. Her katta iki kişi bulunuyor. Her dairenin ortasında bir boşluk var. Alt daireyi görüyorsun. Bu boşluktan yukarıdan aşağıya mesela her öğünde yemek iniyor. İşte birinci katta olan kişiden itibaren en alta 200. kata kadar <laughs> alta doğru sıralamışlar bu arada. 200. daireye kadar yemekler iniyor. Birinci dairede tabii ki <laughs> ziyafet gibi oluyor. Bayağı bir sürü şey var. Yani gerçekten kraliyet yemeği gibi. O yemekten arta kalanlar ikinci kata gidiyor. Ondan arta kalanlar üçüncü kata gidiyor. Ondan arta kalanlar dördüncü kata gidiyor. Böyle böyle iki yüzüncü kata kadar gidiyor. Tabii sanırım yüzüncü katlardan sonra artık hiçbir şey kalmıyor. İnsanlar bardakları tabakları yalıyorlar artık son şeylerde. Ee, <laughs> Filmi gerçekten e, izleyin. Güzel bir filmdi. Bu film ne uyandırıyor sizde? Aslında sosyolojik bir analiz yapmanızı da sağlıyor. Gerçekten bu terörist dediğin şey bu bir yerden insan toplumunda kötücül yönünün ortaya çıkmasına neyin sebep olduğunu biraz orada görmeye başlıyorsun. Mesela temel ihtiyaçların karşılanmaması durumu içimizdeki o vahşi tarafı ortaya çıkarıyor. Örneğin burada başrolde iki tane insan bir katta yer alıyorlar ve 48 kattaydı sanırım onlara yemek artıkları ulaşıyor Bu iki kişiden birisi aylardır orada bir tanesi yeni e, oraya koyulmuş kendi isteğiyle e, o artıkları yemek istemiyor ancak diğeri aylardır orada olduğu için böyle bir meselesi yok artık da olsa o yemeğe tükürseler bile yemesi gerektiğini biliyor. Yemek zorunda olduğunu biliyor ve o yemekle karnını sanki hiçbir problem yokmuş gibi ziyafet çeke çeke e, yemeğini yiyor. Diğeri tabii ki direniyor. Bir gün direniyor, iki gün direniyor, üç gün direniyor. En son o da yemeye başlıyor. Daha sonra bu ikiliyi <laughs> 178. kata galiba yolluyorlar. Tabi oraya yemek ulaşmıyor. İşte bardak, tabak geliyor sadece boş bir şekilde. Bardak ve tabakların üstünde bir iz bile kalmıyor. Yani yemeklerden ufacık bir kırıntı bile kalmamış. Tabi burada insanların birbirini yemesi lazım artık, hayatta kalabilmesi için. Önceden böyle alt katlarda yaşamış tecrübeli yaşlı adam. Genci bir yatağa bağlıyor, yani uzandığı yatağa bağlıyor. Tabii genç uyandığında kendini bağlı bir şekilde buluyor. Yaşlı adam çok medeni bir şekilde diyor ki, ben iki ay daha burada kalacağım, senin burada ne kadar kalacağını bilmiyorum. İkimizden birinin hayatta kalması gerekiyor. <laughs> Ve ben senin vücudundan bazı parçaları kesip yemek zorundayım ya da sen bunu yapmalısın. Ee... Çok medeni bir şekilde konuşuyor onunla. Bak, buna mecbur kalacağız diyor. Sinirlenmemize, öfkelenmemize gerek yok diyor. Ee, ben bunu seninle konuşarak hallediyorum. Sana işkence çektirmiyorum diyor. Belki sen olsan beni zorla e, bu hale getirecektin. Ben sana güzel davranıyorum, ama yapmak zorunda olduğumuz şeyi de ertelemiyorum. Bunu sana güzelce açıklıyorum diyor. Bir psikopat gibi yani, duygusuzmuş gibi ama. Gerçekten onu yapmak zorunda da kalıyor, yaşamak için onu yapması gerekiyor. Ee, ve kestiğinde, ee... a teşekkür ederim Cemre, çok sağ ol. <laughs> ben de memnun oldum. Peki kendine iyi bak. <laughs> Yayın kaydediliyor arkadaşlar, evet. Şimdi adamın e, vücudundan bir parça koparıyor, <laughs> onu yemeye başlıyor ama adam böyle hayatını kaybedecek e, durumda değil. Yani sanırım bacağından bir parça, orayı tam göstermiyorlar. Ufak bir et parçası koparıyor ve bunu ona güzelce de açıklıyor aslında. Bu yapmak zorunda olduğumuz şey diyor. E, ondan sonra bunu e, yemeye başlarken tabii orada başkası tarafından öldürülüyor film orada karışıyor ama buraya kadar olan kısmı ben ayrı bir video olarak yapmak istiyorum çünkü e, adamın oradaki söylemleri gerçek hayata o kadar hitap ediyor ki gerçekten temel ihtiyaçlar sarsıldığında aç kaldığınızda susuz kaldığınızda sahip olduğunuz erdemler sarsılabiliyor bakın sarsılmak zorundadır demiyorum ama insan ve insanın böyle bir vahşi tarafı Daima var. Bunu eğitimle medeniyetle aşmaya çalışıyoruz ama bu yok olmuş değil. Filmin adı The Platform diye geçiyor. Ee, o filmi izleyebilirsiniz. Ee... <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bu filmi niye söylemek istedim? Bugün terörist dediğimiz şeyin varlığı biraz buna da dayanıyor. Yani insanların gerçekliği tamamen algısaldır arkadaşlar. Neden onu nasıl onun kendi algısını analiz etmeden insanların yargılama moduna geçtiğiniz an onu kaybetmiş olursunuz. Kim olursa olsun. Burada teröristle pazarlığa girelim değil bakın. Lütfen çarpıtmayalım sözleri. Ben tweet'imde dedim ki İstiklal'deki kadını yakaladınız, sallandırın olan İstiklal'de, tamam, öldürün, gebertin, ikiye beşe ona bölün, ne geçecek elinize? O anlamda bir tepki e, gösterdim aslında. Yoksa kadını öldürmeyin, bu kadını koruyalım demedim. Ama insanlar böyle anladı. Nasıl bu anlamı çıkarıyorlar anlamıyorum. Yani nasıl bu anlam çıktı gerçekten e, şaşırdım. Dedim ki belki bu kadının haberi bile yok hiçbir şeyden çok fazla. Belki bu kadın tehdit edildi. Belki bu kadının çocuğunu kaçırdılar ve böyle bir şey yapmazsan çocuğunu affetmeyeceğiz dediler. Yani ben bir soru aslında sormaya çalıştım. Yani neden böyle bir tepki veriyoruz? Nabzı ölçmeye çalıştım biraz. Ama insanların tepkisi çok tuhaf oluyor. Başkası kendi çocuğunu koruması için başkasının çocuğunu öldürmek zorunda mı diyor? Tabii ki değil. Ama anlıyor musun olayı? Senin çocuğunu birisi kaçırsa mesela ve başka bir çocuğu öldürürsen senin çocuğunu affederim. Yoksa senin çocuğun ölecek dese. Bu o kadar zor bir durum ki. Karar vermesi o kadar zor ki. Ama biz bu süreçleri hiç düşünmüyoruz. Önümüze gelen olayı tak diye e, yargılıyoruz. Bu ayrı bir tarafı. Psikolojik tarafı belki. Diğer tarafı biz kuklacıyla değil kuklayla uğraşmaya devam ediyoruz. Yani... E, Burada bir problem yok mu gerçekten? Yani asıl problem o teröristi yakaladığımızda, astığımızda mı geçecek? Şaka değil yani bu çok basit geliyor kulağa ama insanların çoğu o teröristi öldürdüğünde işin biteceğine inanıyor. Arka planda dönecek, daha doğrusu bu olayın zamanlamasına mesela dikkat etmiyor. Niye bugün oldu? Acaba yakın zamanda bizi neler bekliyor? Hani öyle siyasete de girmek istemiyorum. Ee, ama bu tarz zamanlamaların tesadüf olmadığını anlayacak kadar olay yaşadık bence. Herhangi bir tarafı suçlayarak söylemiyorum. Ama bu tarz olayların tek başına bir insanın gerçekleştirebileceğine inanmıyorum. Yani şu kadının bombayı tasarlayıp düşünüp insanlara böyle bir acı yaşatmak gibi bir motivasyonu olduğunu düşünmüyorum. Bu kadın tek başına böyle bir şey planlamış olabilir mi? Çok düşük bir ihtimal değil mi? Belli ki arka planda başka birileri var. Bu kadını öldürerek ne geçecek elimize? Bu kadını şimdi sorgulayacaklar. Acaba ne söyleyecek kadın? Kadının söylediğini doğru bir şekilde biz duyacak mıyız? Yansıtılacak mı? Ne dönüyor yani? Hiçbir şeyden haberimiz yok. Haberimiz olan şey ne biliyor musunuz? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Bu kadar kadının kim olduğunu öğrenmekle ne geçecek ki elimize biz vatandaşlar olarak? Yani bu bilgiyi alarak niye doyuyorsunuz arkadaşlar? Burada doymamamız lazım, tatmin olmamamız lazım yani. E kadın tamam yakalandı, E sonrası neymiş yani mesele ne, kim bu, niye yaptı böyle bir şey diye sormamız lazım aslında orada. Ben de tweetimi geri aldım şey yapmak istemiyorum bu konuda böyle tartışmak istemiyorum aslında. <laughs> yani yara yeni olabilir ondan diyorsun evet her şey vakti zamanda yapmak lazım. Bu fikre kesinlikle katılıyorum ama benim söylediğim ifadenin de zamanı bir yerde. Çünkü tam olayın ortasında arkadaşlar kuklaya değil de kuklacıya mı dönsek? Yani hepiniz ortaya atılan yemle uğraşıyorsunuz. Daha böyle çok yem atılır. Bununla uğraşacağımıza biraz dönsek sanki. Hani başka şeylere dönsek demeye çalıştım aslında. The platform. Onu güzel bir analizini yapmak lazım aslında o filmin. Kuklacı olarak kimden mi bahsediyorum? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sosyal medya yasası çıktı. Haberiniz yok mu? Gerçi daha yürürlüğe girdim bilmiyorum ama. <laughs> ya film o kadar şey ki somut gösteriyor ki her şeyi. İnsan zorda kaldığında her şeyi yapabilir. İstediğin kadar eğitimin olsun. Her insanın bir eşiği var. O eşikten sonra sen sen değilsin diyorlar ya açken sen sen değilsin. Bu doğru bir şey. Temel ihtiyaçlar karşılanmadığında bu sadece temel ihtiyaçların karşılanması meselesi değil, algısal bir durum da var ortada. Yani algısal olarak sen geride hissettiğinde, aç hissettiğinde, eksik hissettiğinde de aynı şeyleri yapabilirsin. <laughs> Bilmiyorum, siyasi tarafı olabilir, bilmiyorum. Siyaset e, konuşmak istediğim bir alan değil. Yani çok hazır değiliz bu tarz tartışmalara. Çünkü ya şeyde bile, Babala TV'de bile o kadar şey konuşuluyor. E, sürekli kullanılan ifadeleri kişinin e, ait olduğu gruba atfediyoruz hemen. Ya ben burada bir cümle söylüyorum. Bu cümlemden kişinin algısına bağlı olarak ben bir gruba ait oluyorum hemen. O yüzden siyaset Türkiye'de en azından öyle söyleyeyim, öyle çok konuşulacak bir şey değil. Ben şimdi çıkıp yayında psikolojik bir analiz yapmaya çalışsam, oradan bile cımbızla bir şeyler çekip bu solcu bu sağcı bu şu parti tutuyor, bu parti tutuyor malzemesi çıkacak yani. O yüzden ben işin biraz daha psikolojik ve bilimsel tarafında kalmaya çalışıyorum. Bazen ben de kendimi tutamıyorum. Doğru. Twitter'da, şurada, burada. En azından cevap veriyorum bazı kişilere. Ee, ama arkadaşlar güven diye bir şey kalmıyor. Yani şimdi bombalar falan patlamaya başladı. Kalabalık yerlerde e, hatırlarsınız önceki bu e, bombaların patladığı dönemlerde kalabalık yerlerde insanları süzmeye başlamıştım yani kendi adıma. Şu canlı bomba olabilir mi? Bu olabilir mi? Ya bu, bu yaşadığımız korku da cabası yani oradaki insanların hayatını kaybetmesi, yaralananlar, onların yakınlarının çektiği acılar, ülkenin sahip olduğu korku. İnsanı korku ikliminde yönetmek her zaman daha kolay olmuştur. Yayın kaydoluyor arkadaşlar, duruyor. <laughs> İnsan psikolojisini etkilemek sandığınızdan çok çok daha kolay arkadaşlar. İnsanlara hissettirmeden insanların davranışlarını değiştirebiliyorsunuz. Davranışsal iktisat bunu gösteriyor. Özellikle ekonomi e, ve iktisat alanlarında bunun çok fazla örneği var. İşte Daniel Kahneman mesela bunun örneklerini gösterdi. Richard Taylor bunun örneklerini gösterdi. Hatta kitabı var işte Dürtme diye. Bu Kass Sunstein'la beraber çıkardı. Orada mesela çok güzel örnekler var insan psikolojisini dürterek davranışları değiştirdiğinizi söyleyen dürtme teorisinden bahsediyorlar. The Nudge Teori diye İngilizcesinde de geçiyor. Bu teoride insanlar farkında olmadan kendi özgür iradeleriyle karar verdiğini düşünse de aslında bir şeyin etkisinde kalarak karar veriyorlar. Mesela buna bir tane örnek vereyim. Bir lise koridorunda öğrenciler Koridora sürekli çöp atıyorlar. İşte duvara sürekli uyarı yazıyorlar, insanları uyarıyorlar, ceza veriyorlar. Bu çöp atma olayı geçmiyor. Yani e, hocalar yokken, yalnızken çöpü atı veriyor yani koridora. Bu davranışı nasıl acaba e, düşürebiliriz diye e, uğraşıyorlar. Daha sonra şöyle bir fikir geliyor akıllarına. Bu bir deney gibi gerçekten çok hoşuma gitmişti. Koridorda sadece öğrenciler çıkmadan önce temizlik malzemesi kokusu bırakıyorlar. Sadece koku. Böylece öğrenciler koridora çıktığında burası henüz yeni temizlendi diyerek çöp atmamaya başlıyorlar. Diğer uyarılardan ve cezalardan çok daha fazla işe yarıyor bu. İlginç bir şekilde. Restoranlar belli teknikler kullanıyor. Mesela menüyü yazıyor baştan sona ama Menülerin karşısına yani her yiyeceğin içeceğin karşısına yazılan işte 20 TL, 30 TL yazıyorlar ya. Buradaki TL simgesini kaldırıyorlar, satışlar artıyor. Neden? 20 yazdığında 20 TL'ye göre beyin para harcamadığını düşünüyor. O yüzden iki tane ürüne e, sipariş verebiliyorsunuz, İki tane ürünü sipariş verebiliyorsunuz. Normalde TL yazsa mesela bir tane vereceksiniz. Ama para harcamamış gibi hissediyorsa zihin, özellikle limbik sisteme bunu e, verebilirseniz, uyarabilirseniz o ilkel beyni, insana daha fazla şey aldırmış oluyorsunuz. Bir benzer örneği e, kazalar için yapılmıştı. Amerika'da bir yerde, bir sahil e, kasabasında sanırım, keskin bir viraj var sahilde. İnsanlar sürekli kaza yapıyor. Yani tabelalar koyuyorlar, haberlerde bunu yayınlıyorlar, şoförleri uyarıyorlar falan. Sürekli orada kaza oluyor. Çünkü insanlar hızlı giriyor viraja. Yol boş olduğu için öyle ya da böyle o viraja sürekli hızlı giriyorlar. Daha sonra seçim mimarları diyeceğimiz bu insanlar şöyle bir şey yapıyor. O bölgede hani araba hızlandıkça. Yoldaki çizgiler gittikçe size kısa görünmeye başlar ya. Siz hız yaptıkça o çizgiler sanki kısalıyormuş gibi bir algı oluşur. Beyin hızlı gördüğü için onları kısa kısa görmeye başlar. İnsanlar yol çizgilerini gerçekten uzundan kısaya doğru yapıyorlar viraja kadar. Yani birinci çizgi 2 metre ise ikincisi işte 1.5 metre, üçüncüsü 1.25, 1 gibi gidiyor. Tabii belki bu oranlarda farklılıklar olabilir ama uzundan kısaya doğru yapıyorlar. Bu neyi sağlıyor? Farkında olmadan beyin hızlı gittiğini düşünüyor. Daha araba hızlanmadan hızlı gittiğini düşünüyor ve insanlar farkında olmadan yavaşlamaya başlıyorlar. Sadece çizgilerin kısaldığını gören beyin frene basmanıza sebep oluyor. Bunu yapan siz değilsiniz. Yani bilinçli bir karar vermediniz. Bazı insanlar bu çizgileri kısaltarak sizin yavaşlamanızı sağladılar ama siz bunun farkında değilsiniz. Böyle dürtme e, teorileri çok fazla var. İnsan davranışlarını etkileyen. İstanbul'un en işlek caddesinde hiç mi sivil güvenlik görevlileri yok? Orasını bilmem. Orası artık emniyetin falan zafiyeti. istihbaratın zafiyeti. Ben psikolojik yankılarına bakıyorum. Çünkü bu olaylar travma yaratabilir arkadaşlar. Toplumsal travma hem de. Yani dedim ya önceki bombalarda insanları analiz etmeye başlıyorsunuz. Sağa sola bakıp ya bu sanki canlı bomba gibi görünüyor. Hatta mesela bir iki böyle olay olsun. Bir süre sonra suçsuz insanlar bile intihar bombacısı gibi yakalanacaklar. Çünkü Eli kolu e, azıcık size farklı davranıyormuş gibi gelse e, tutuklamak isteyeceksiniz bir emniyet görevlisi olduğunuzda. Mesela elinde bir çanta var ayakkabısını bağlarken yere koysa bomba olabileceğinden dolayı müdahale edebilirsiniz. Ki oldu da yani hani boş poşet çöp poşetini bomba sandık falan. Dikkatlerimiz direkt oraya döndü. Zihin manipülasyonu. Evet işte dürtme diyorlar. Yani dürtülüyoruz sürekli. Davranışlarımız değiştiriliyor ve biz bunun farkında bile değiliz. Bunları böyle çok okudukça insan kendini bir kötü hissediyor yani. Acaba şu an olmayı istediğim meslek, görüşmeyi istediğim insanlar, markete gittiğimde almak istediğim yiyecekler ben mi karar veriyorum gerçekten? Market demişken marketlerde bu işin kralı yapılıyor yani dürtme olayı. Mesela bazı kasabalarda çocuklara daha çok ürün satılsın diye farklı şeyler, markette farklı tasarımlar yapmaya başlıyorlar. Ee, çocukların boy hizaları kısa olduğu için, küçük olduğu için e, onların göz hizasına alabilecekleri şeyleri koyuyorlar. Mesela çocuklar abur cubur mu seviyor? Abur cuburları daha alt raflara koyuyorlar. Oyuncakları daha alt raflara koyuyorlar. Zaten marketlerin çoğunda da böyledir. Oyuncaklar falan biraz daha alt raflardadır. Çocuklar direkt görebilsin diye. Yukarıda olduğunda görme ihtimali bir tık daha düştüğü için. Bu marketleri kıyaslıyorlar. Gerçekten de göz hizasında olan ürünler diğer marketlere göre daha fazla satılıyor çocuklar için. <laughs> Aynı şekilde yetişkinlere de tabii bu yapılıyor. Satmak istedikleri ürünleri daha böyle görebileceğimiz yerlere koyuyorlar. Mesela A101'de falan bile kasada durduğunuzda e, satmak istedikleri ürünleri kasanın yanına koyuyorlar. Neden oraya koyuyorlar? Çünkü siz orada daha fazla bekliyorsunuz. Ve marketlerin dizaynlarına bakın. Sağdan girersiniz, soldan çıkarsınız. Bu insan beyniyle alakalı bir şey. Sağdan girip soldan çıktığınızda kendinizi daha güvende hissedersiniz. Biraz hayal edin. Soldan girip sağdan çıktığınızda sanki bir şeyler ters gidiyor gibi algılarsınız. Ama insan beyni sağdan girip soldan çıktığında daha güvende hissediyor. Hatta genelde böyle sizi dolaştırırlar. AVM'lerde de öyle. Kocaman AVM'dir. Ee, çıkış merdiveni sağdadır, iniş merdiveni soldadır. Buradan çıkıp dolaşıp oradan inersiniz falan. Size bir şeyler satmak istiyorlar. Ve siz o süreçte farkında olmadan daha fazla alışveriş yaparsınız. Bilişsel davranış terapisi, BDT diye kısalttığım şey arkadaşlar. Kişinin hem bilişleriyle hem davranışlarıyla çalışan bir ekol. Çok güzel bir ekol. Bilişsel davranışçı terapi bence e, gerçek değerini hak etmiş bir ekol değil. Freud zamanında da aslında çok bilinen bir ekoldü bu. Ancak e, maalesef Freud'un gölgesinde kaldı. Yani o zamanlarda... E, ...bilişsel danışçı terapi üzerine çalışmalar devam ediyordu. Muhtemelen Freud olmasaydı belki BDT daha fazla fırlayabilirdi. Ancak işte Ironback'e kadar çok şey olmadı yani. Sükse yapamadı maalesef. Adler, Jung hepsi Freud'un biraz böyle gölgesinde kaldı. Ama bilişsel danışçı terapi e, stoğacılıktan gelir. Stoğacılar, benim de hayat felsefemi oluşturan e, bir tarafı vardır stoğacıların... E, Stajcular herkes her şeyi düşünen insanlardır. Her, her konu hakkında tartışabilirler, her konu hakkında derin derin düşünebilirler. Ancak bu düşünme e, süreçlerini de tasarruflu hale getirmek isterler ve olabildiğince gün içerisinde daha mutlu yaşamamıza e, olanak sağlayacak düşüncelerle vakit geçirelim diye daha pratik e, kısımlarına yönelirler bu düşünce dünyalarının. Çünkü ben var mıyım yok muyum? Bunu tartışabiliriz evet ama bu benim mutluluğuma pratik olarak fayda sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Bunu önce bir düşünüyorum. Sağlayacaksa evet tamam devam edelim. Stoacılar biraz öyle. Pratikte işe yarayan düşünceler üzerine kafa yormayı daha çok severler. Mesela ölüm korkusu üzerine çok pratik şeyleri vardır. İşte ölüm varsa ben yokum, ben varsam ölüm yok. O zaman neden ikisi aynı anda düşünülsün ki ya ben şu an varsam ölüm zaten yok. O zaman ölümü düşünmem çok saçma olmaz mı? diyor. Ben varsam ölüm yok diyor. Ölüm olduğunda da zaten ben yokum diyor. O zaman niye bu ikisini aynı anda düşüneyim diye böyle sistematik bir şekilde ölüm korkusunu yıllarca yaşadığınız bir ölüm korkusunu bir cümleyle böyle kafanızdan atabilirsiniz yani. Pratik cümleler. <laughs> bu zamanla ekol haline geliyor. Psikoterapide de kullanılmaya başlanıyor. Iron Beck işte bunu daha çok böyle parlatıyor diyelim. Aslında yine bilinen bir şey de. Ama stoğacılardan geliyor. Algılarımızı değiştirme değil, düşüncelerimizle çalışıyoruz orada. Çünkü bizler duygularımızı ve davranışlarımızı değiştiremediğimiz noktalarda düşüncelerimizi değiştirebiliyoruz. Aslında olayların kendileri değil, olaylara yüklediğimiz anlamlar bizi değiştiriyor. Yani basit bir örnek. Çok samimi bir arkadaşınız yanınızdan geçti ve size selam vermedi. Bir sürü yorum katabilirsiniz buna. Benle küs olduğu için selam vermedi. Ya da görüyor musun bak beni görmezden geliyor. Beni umursamıyor. Bana değer vermiyor. Kafası dağınık ondan bakmadı. Belki hastadır. Belki kötü bir olay yaşadı. Ya da dikkatinden kaçtı. Bir sürü yorum var. BDT'nin amacı, bütün bu e, seçenekleri görebilecek, bu alternatifleri görebilecek bir zihne sahip olmak. Orada tek bir seçenekle hareket ettiğinizde bu hayatınızı daha kötü bir noktaya taşıyorsa, neden tek bir seçenekle hareket edelim? Neden diğer seçenekleri de düşünmeyelim? Seçtiğiniz seçeneklerin ispatı var mı? Yoksa bu sadece yoruma mı dayalı? Bir insan ee, diğer insana küfür ediyor mesela, sokakta gördünüz. Sadece Ahmet'in Mehmet'e küfür ettiğini duydunuz, öncesini duymadınız. Zihniniz bir önyargıda bulunacak ve Ahmet'in küfürbaz olduğunu düşünecek. Belki de iki saat boyunca Mehmet onu kızdırdı, küfür etti, artık dayanılmayacak noktaya getirdi ve Ahmet defalarca lütfen küfür etme, bak ben de sinirleneceğim, neden böyle yapıyorsun diye kendini anlattı patladığı noktada küfür etti ve siz ona denk geldiniz ve onu o kişiliğiyle yargıladınız. BDT diyor ki işte alternatifleri düşünmeden hareket etme. Çünkü alternatif düşünmediğimizde tek bir seçenekle hareket ediyoruz. Bu da bizi kısıtlıyor. Tabii ki doğru hareket ettiğimiz zamanlarda var ama mutsuzsak bu mutsuzluğumuzun sebebi yine biz olabiliriz diyor. Ki zaten öyle oluyor. İnsanı yine mutsuz eden kendisi oluyor, yanlış algıları oluyor daha doğrusu. Stoacılık okuduğunuz zaman biraz şey oluyor. Ee, diğer insanlarla savaşmayı bırakıyorsunuz, diğer insanlardan tiksinmeyi, diğer insanlara sinir olmayı, ne kadar hata yaparlarsa yapsınlar, siyasetçilerden nefret etmemeye biraz başlıyorsunuz, daha analitik düşünmeye başlıyorsunuz aslında. Ama bu ekol bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde sanki çok oturmuş bir ekol değil gibi de geliyor bana. Ee, neden? Biz batı kültürüne göre daha fazla deneyime dayalı ilerliyoruz. Analitik ilerlemiyoruz biz. Yani formülü al ve uygula. Bizde bu çok yok. O yüzden Anadolu irfanı dediğimiz şey bazen çok daha iyi yapabiliyor bir insanı. Yani çok güzel bir atasözü ileri gelen bir insanın bir konuşması, yaşadığı deneyimi aktarması bizi çok daha fazla iyi yapabiliyor. Buna ben kendim şahit olarak da söylüyorum. Mesela panik atakları olan bir danışanım sadece iki seans sonrasında panik ataklarını kontrol edebiliyordu. Bir daha hiç panik atak yaşamadı. En az bir sene yaşamadı. Sonrasında ne oldu bilmiyorum takip etmediğim için. Sadece iki saat. Ve ben ee, danışanım dedim ama pardon terapi yapmıyordum, sadece konuşuyordum bu konuda bilgilendirme yapıyordum. E, olabildiğince vakit ayırabildikçe e, ücretsiz panik atak yaşayan insanlara destek olmaya çalışıyorum ben. Bu mekanizmayı anlatmaya çalışıyorum neden panik atak yaşıyor bir insan ve ne yapmalı tam olarak bunu kısaca anlatmaya çalışıyorum kişinin hikayesini kısaca dinledikten sonra. Ve deneyimleri aktardığınızda kişiler çok daha fazla iyileşiyor. Yani anaokulunda çalışıyorum. Ebeveynler geldiği zaman bana şunu söylüyorlar. Senin çocuğun var mı diyorlar bana mesela. Neden? Bizim kültürümüz deneyim arıyor çünkü. Sen bunu yaşadın mı? Yaşamadıysan bana bir şey anlatma. Beni anlamazsın. Bizim kültürümüz böyle. Çocuğum yok diyorum. Gerçekten de bir soğuyorlar böyle. Hani beni dinlemek istemiyorlar. Ama işte 7 yıldır çocuklarla çalışıyorum. Evet sizin iki çocuğunuz var benim 500 tane çocuğum var falan demek istiyorum o an ama sadece diyebildiğim bildiğim ee, bu alanda uzun süredir çalışıyorum. Çocuklara yardımcı olmak için elinden gel geleni yapıyorum. <laughs> Duyguları önemsemeli miyiz? E tabii ki. Bizler duygusal canlılarız arkadaşlar. Duygular bizim için çok önemlidir. Duygular yeri geldiğinde o kadar faydalı olur ki, karar vermemizi hızlandıran süreçler olur. Ancak bazen de hayatımızı mahvedebilir, duygularımızla hareket ettiğimizde. <laughs> İnsan belli bir dengede kaldığında sağlıklı oluyor. The Platform filmine geri döneyim, denge demişken. The Platform filminde bu odaya yeni gelen kişi, yaşlı bilgiye diyor ki, ya ne güzel diyor birinci kattakiler ziyafet çekiyor ya diyor. 200. dairedeki kişiler hiçbir şey yiyemiyor. Hatta 130'dan sonra 100. kattan sonra hiçbir şey kalmıyor artık. Ve onlar birbirleriyle savaşmaya başlıyor diyor. Bilge kişi diyor ki sen diyor 48. kattasın ve emin ol burası çok iyi bir kat. Neden? Birinci kat daha iyi değil mi? Ziyafet var. Diyor ki birinci kat hatta ilk on kat her şeyi yediği için yemek gibi bir problemi kalmıyor ve kendileriyle uğraşmaya başlıyorlar. Problem doğmaya başlıyor. Çünkü insan öyle bir varlık. Kendi rahatı oluştuğunda arıza çıkaran bir varlık. Yani aç kalanlar da problem yaratıyor. Tam olarak doyanlar da yaratıyor. 48. kat Bizim için çok iyi diyor. Çünkü biz burada gelen yiyeceğin bize yetip yetmeyeceği durumuyla çok meşgul olduğumuz için birbirimize sataşmıyoruz diyor. Tabi bu düzeni kuran sistemde şunu bekliyor. Ee, aslında birinci kattan itibaren uzatılan o yemek sofrası 200 kata da yetecek miktarda. Ama ilk 10 kat, ilk 20 kat. Ee, ihtiyacından daha fazlasını yediği için diğerlerine kalmıyor. Aslında herkese yetecek yemeği biz yolluyoruz diyor. Tıpkı şey gibi böyle dini anlamda söylenir ya. Aslında Tanrı herkese yetecek şeyi vermiştir. Fakirliği doğuran Tanrı değil insanlardır. Film tam olarak buna sanki atıfta bulunuyor. Herkese yetecek yemek var ama insanlar ihtiyacından fazlasını yediği için diğerlerine kalmıyor. Ne oluyor? İnsanın içindeki o kötücül taraf dışarıya çıkmaya başlıyor. Vahşi taraf. Yani onu hayatta tutmaya çalışan taraf. Bu kötü mü, iyi mi bilmiyorum ama onu hayatta tutmaya çalışıyor. Temel ihtiyaçlarımızı halletmeden düşünemeyiz, değil mi demişsiniz? Yine düşünebiliriz ama Temel ihtiyaçlarını halledenlere göre daha az düşünürüz. Ya yani öyle görünüyor. Felsefenin çıktığı eski Yunan topraklarına baktığınızda refah düzeyi yüksek. Yani ekonomisi çok kötü olan ülkelerin akademik anlamda başarılı olmasını bekleyemeyiz, bekleyemezsiniz. Kıyas yaptığınızda zaten refah düzeyi daha yüksek olanların daha başarılı olduğunu görürsünüz. Çok klasik bir şey. Ama işte insan çok rahat olduğunda da sıkıntı yaratabilen bir canlı. Düşünsenize 200 kat var, herkese yetecek yemek var ama diğerlerini düşünmeden hareket ettiğinizde diğerlerini kalmıyor. Kendi ihtiyacınızdan fazla yiyorsunuz. Hangi kattakiler daha mutlu oluyor? Baştakiler de olmuyor, sondakiler de olmuyor. En mutlular ortadakiler oluyor. Yani hayat içerisinde mücadele etmek için motivasyonu olanlar mutlu oluyor. Mutluluk diyoruz ya niye mutlu değiliz diye. İnsanı ne iyileştirir diyoruz ya? İnsanı mücadele iyileştirir. Hareket etmek. Mücadele edecek motivasyona sahip olmak bizi iyileştiriyor. O terapi, bu terapi, bu ilaç, şu ilaç değil yani. Bunlar sadece destek. İnsanı asıl iyileştiren, asıl hayatta tutan şey. Çünkü mücadele bizi hayatta tutuyor. Bakın 300 bin yıllık bir insan evrimi bu. Ee, bunun öncesi de var. Sadece insan evrimi değil sonuçta. <laughs> Mücadele etmeye devam ettikçe yan etki olarak mutluluk size eşlik ediyor zaten. Ama mücadeleyi bıraktığınız an, yani şunu diyoruz ya mesela iyi hissediyim de yaparım. Şunu hallediyim öyle başlarım olmuyor. Hani böyle işlemiyor mekanizma maalesef. Sıkıla sıkıla da olsa, üzüle üzüle de olsa, panik atak yaşasanız da, depresyonda olsanız da hareket etmeye, mücadele etmeye, hedef belirlemeye devam etmek lazım. Atalarımız bizim kadar psikolojik problem yaşamadı bence. Korkular ve travmalar anlamında demiyorum. Daha depresyon. Mesela onların canı sıkılmadı mı? Evet sıkıldı. Ama onlar can sıkıntısından bizim kadar korkmadılar. Biz canımız sıkılacak diye korkuyoruz şu an. Günüm boş geçti diye korkuyoruz ve bu bizi çok fazla tedirgin ediyor. Değerlendiremedim haftamı, günümü. Ve bu algısal bir döngüye giriyor. Cem Yılmaz diyor ya, yani mangal yiyoruz mesela, işte havuzdayız. Ya işte imkan olsa da havuzda mangal yesek diyor. Lan zaten yiyoruz şu an. Artık öyle bir oluyor ki yani onu bile görmemeye başlıyoruz. Terapiler destektir arkadaşlar. Asıl iyileşen sizsiniz. Sizin içinizdeki iyileşen potansiyel. Her insanın içerisinde zihinsel, biyolojik, fiziksel iyileşme potansiyeli var. Yüz binlerce yılın evriminde bizler bugüne geldik. Öyle kolay kolay pes eden bir bedeniniz yok yani. Hem psikolojik olarak hem biyolojik olarak, fiziksel olarak bunu da sanki kapitalist sistem kullanıyor. Yani ufak bir depresyona girdiğinde kişi sanki ölecekmiş gibi hemen destek alması gerektiği algısı var. Evet destek yine alalım ama ölecekmişsiniz gibi bir destek değil bu. Yani olmak zorunda değil hemen. Ben çocuklarla çalışıyorum. Yani her çocuğun bir etiketi var artık. İşte çamaşır makinesini izlemiş çocuk. Annesi diyor ki otizm mi var benim çocuğumda? Çocuk ders yapmıyor diye dikkat dağınıklığı var benim çocuğumda diyor. Çocuk biraz hareketli diye bu çocuk hiperaktif diyor. Cisimleri fırlatıyor diye bu çocuk dürtüsel diyor. Üzülüyor, ağlıyor diye travma yaşayacak diyor. Anaokuluna alışmadı diye bu çocuk içe kapanık, kimseyle konuşmayacak ileride büyüdüğünde işsiz kalacak diyor. Yani böyle bir algı var. Sürekli iyileştirmemiz lazım. Yani çocukların telefon gibi görüyor bazı ebeveynler zaten. Hani al bunu iyileştir bana geri ver. Böyle bir şey yok yani psikologlarda. Zor iyileşirsin. Zihnin zihin direncin var. Bunu Freud falan söylüyor herhalde. Siz Fre Freud'un e, hastalarının e, söylediği e, bir şey var. E, söyleşilerden oluşan bir kitap var. Freud'un hastalarının söylediklerine dayanarak yazılmış. Freud'un kendi terapilerindeki başarı oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde sekiz. Freud yani yüzde sekiz oranında başarılı olmuş. Ama biz bunu böyle bilmiyoruz. Psikologlar olarak bile bunu böyle öğrenmiyoruz. Amacım Freud'u küçümsemek değil. Yani terapinin başarı oranını orada görebilmek. En azından bunu bildiğimizde evet Freud hata yapabiliyormuş. Ee, ama biraz peygamber gibi görmeye başlıyoruz bir noktadan sonra özellikle lisansta okurken. Kendimiz bunları okumasak mesela hiç bilmeyeceğiz. Hatta bazı hastalarını daha kötü bile yapmış. İntihar etmek isteyen hastaları olmuş. Freud'un en iyi hastaları kimmiş biliyor musunuz? Kimlermiş daha doğrusu? Seanslarını yarıda bırakanlarmış. <laughs> Çok tuhaf yani. Devam etmeyenlermiş. Uyuşturucu bağımlılarına kokain vererek başka bir maddeye bağımlı yapabiliyormuş kişileri. Türkçe'ye çevrilmedi o kitap. İngilizcesi var ama kendi hastalarının dilinden. Freud üzerinden psikoterapileri suçlamıyorum. Psikoterapiler iyi ki var. Gerçekten. Çünkü bazen toplumda sizi anlamayan insanlarla bir arada kaldığınızda mesela panik atak hastalığı yaşayanlar hastalık demeyeyim panik atak bozukluğu hastalık yanlış bir tabir oldu. Etrafındakiler onu anlamıyor. Yani ben şey tweet'e atmıştım panik hata yüzmeye benzetmiştim. Yüzmeyi biliyorsun ama boğuluyorsun ama ölmüyorsun. Öyle bir şey panik atak. Şimdi bunu nasıl anlatacaksın bilmeyen insanlara, yaşamayanlara? O yüzden deneyimi olan kişiler bunu çok daha iyi bilir. Fiziksel belirtilerini anlatırsın bilmeyen insanlara. Seni doktora götürmek ister. Çünkü kalbin hızlı hızlı atar, terlersin, titrersin. Bayılırsın yere geldiğinde, nefes nefese kalırsın, nefes alamazsın, nefesin daralır. Tedirgin olursun çok fazla. E bu normal görünmüyor dışarıdan. Yüzde <laughs> ee, sekiz. Ben psikoterapileri suçlamıyorum. Psikoterapiler çok başarılı. Ama psikologlar bu psikoterapileri nasıl yapıyorlar? Bu çok önemli bir şey. Lisanslardan nasıl mezun oluyoruz? Ya yani koca koca dernekler var psikoloji dernekleri. İsim vermeyelim. Ee, bunlarla uğraşacaklarına gidiyorlar. Sahte psikologlarla uğraşıyorlar. Ya sahte psikologlar. Varlar. Evet onlarla da uğraşmak gerekebilir ama bizim asıl meselemiz zaten psikolog olanlarla. Psikologların kendileri önce bir terapiye gidecek. Birçoğu zaten kendi psikolojisini düzeltmek için psikolog olmuş. Ve kendi psikolog olduğu için başka bir psikologtan terapi almayı reddediyorlar. Niye? Ben zaten psikologum. Olabilirsin. Bir doktor hasta olduğunda başka bir doktora gidemez mi? Gitmeli. Psikologlar tam olarak Terzi kendi söküğünü dikemez lafını hak eden bir meslek yani psikologluk. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kimseye anlatılamayan bir travma insanı yiyip bitirir mi? Bu tarz sorularınızı arkadaşlar kişisel cevaplar veremem. Genel şeyler söylerim. Bu size hitap etmeyebilir. Ama travma dediğiniz şeyin ne olduğu önemli. Zırt pırt her şeye travma demeye başladık. Çocuğum ağlıyor, travma olur mu? Ya abi travma yani ağlayan çocuğa travma yaşayacak denmesi e halkın da suçu değil. Bazı kendini uzman olarak yansıtan... E Kötü bir tabir kullanmayayım. E, insancıklar diyeyim en fazla. E, onlar yüzünden, kendini uzman olarak tanıtan kişiler yüzünden. Yani sürekli her şey. işte çocuğunuza hayır demeyin travma olur falan. Travma, travma, travma kelimesi o kadar kullandık ki. E, artık her şeyde bunu yaşayacağız gibi hissediyoruz. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Travma insanı yiyip bitirir mi mesela diyorsunuz. İnsanın anlatamadığı bir travma. Gerçekten travma mı o? Yoksa yaşadığınız kötü bir olay mı? Kötü olayların hepsi travma değil ki. Ya bu travma e, hayatınızı ne oranda etkiliyor? İşlevselliğinizi yeterince bozuyor mu mesela? Günlük hayatınızı yaşayamayacak derecede mi bu travmanız? Yoksa evet kötü bir olay yaşadım. Mesela trafik kazası geçirdim ben. Ama trafik kazası geçirenlerin çok azı travma yaşar. Deprem olur hatırlayın İstanbul depremini kaç kişi travma yaşadı Evet birçok insan etkilendi birçok insan üzüldü korktu belki günlerce haftalarca tek başlarına bir yere gidemediler ama bunu atlattılar Çünkü bunu atlatabilecek bir zihnimiz var kendimize bu kadar haksızlık etmemeliyiz atalarımız travmalarla yaşadığında ee, öldüler mi mesela o travmalarla baş edebildiler Bakın buradan şu anlamı da çıkarmayın hemen. Yani travmam var, bir psikoloğa ihtiyacım yok anlamı çıkarmayın. Ama kendimizi de çok fazla böyle yerin altına sokmamalıyız yani. Gerçekten bunun üstesinden gelebiliriz çoğunlukla. Çoğu defa üstesinden gelebilecek bir zihne, bir bedene sahibiz yani. Bu güç bizde var. Zaten terapilerin çoğu bu potansiyeli açığa çıkarmaya çalışıyor. Kolunuzda bir yara oluştuğunda o yarayı hemen dikmezsiniz çok derindiyse. Çok derin olduğunda işte biz ona travma diyoruz. Ameliyat gerekiyor artık orada. Ama bir yara oluştuğunda biz artık hepsine travma demeye başladık. Ufacık bir yarada ameliyata gitmek istediğinizi düşünün. Doktor size ne diyecek? Ya kapanır o yara. Bu kadar büyük bir şey değil yani. Kanaması bile durmuş kendi kendine. Çok basit bir yaranız var. Lütfen hani abartmayın. Bir yara bandı yapıştırın gitsin. O noktadan sesleniyorum aslında. Ama çok ciddi yaralandığınızda işte ona travma diyoruz. Ee, bunun üstüne gitmek, bununla çalışmak gerekir. Ama bununla kim nasıl çalışıyor o da ayrı bir muamma. Şimdi travmanız olduğunu tespit ettiniz. Kiminle çalışacaksınız? Hangi ekol? Hangi psikolog? Psikiyatriste mi gideceksiniz acaba? Psikiyatriste giderseniz size antidepresan verirler. Ee, iyi bir psikiyatrist değilse, hele zeki biri değilse klasik verecek işte. Mesela Paxera'yı verdi sana, yolladı. E sen kullandın, kullandın, kullandın. Placebo etkisinden bazen iyi olabiliyorsun. Bazen ilacın etkisi iyi gelebilir. Ama iyi gelmedi diyelim. Ne yapacaksın? Hangi ekole gideceksin? Travma üzerine bir sürü ekol var. İşte Somatic Experiencing diye bir şey var. Instagram'da da sayfaları var. Peter Levy'nin e, herhalde öncüsü olduğu bir ekol. Peter Levin'in kitapları da güzel. Peter Levin evrimsel açıdan yaklaşıyor. Bence olayı çok güzel açıklamış ama terapi noktasında, tedavi noktasında bazı ayinlerden falan bahsediyor. İşte bir duş başlığı alın, vücudunuza su tutun, vücudunuza işte suyun değdiği bölgelere hoş geldin kolum, hoş geldin başım, hoş geldin göğsüm falan deyin diyor bazı insanlara plasebo etkisi yapabilir ama ben bunu yapamam arkadaşlar yani vücudunuza suyun değdiği bölgelere Hoş geldin Hoş geldin hoş geldin ee, bilmiyorum çok bilimsel gelmiyor kulağa travma ile alakalı çok kitap var Aynen yani e, travma ee, hani psikolog olmayan insanlar da işte barış muslu var mesela travma üzerine ee, anladığım kadarıyla o şey değil psikolog falan da değil yani ama travma üzerine çalıştığını söylüyor kaç hastasına iyi geliyor ne oluyor ne dönüyor ben de çözmüş değilim EMDR da öyle bir şey yani faydalı olduğu çalışmalar var hiç faydası olmadığı durumlar var ya yani o kadar bireysel bir şey ki artık bu psikoterapiler. EMDR her insana iyi gelebilir diyemiyorsunuz. Bazılarına iyi gelebiliyor. İyi gelmek zorunda değil ama. E gidiyorsunuz mesela iyi gelmediğinde ne yapacaksınız? Nereye gideceksiniz? Sürekli böyle birkaç ekol denediniz ve iyi olmadınız. Güveniniz sarsılmaya başlıyor. Hele ki bu şimdi EMDR diyorsun ama ya her ekolü gerçekten ekolün gerektirdiği gibi uyguluyor mu psikologlar? Zaten uygulama noktasında da problem var. Sonuçta bir odada psikolog ve sen yalnızsın. Neyi nasıl yaptığını başka izleyebilen kimse yok ki. O yüzden bizim mesleğimiz gerçekten zor bir meslek. Amerika'da ne yapmak lazım? Ona bakmak lazım falan. Amerika'da ne yapıyorlar? Ona bakmak lazım. Hastaneyle alakası yok. Kişilerle alakalı. Seninle ilgilenecek mi? Seni anlayacak mı? Hikayeni dinleyecek mi? Videoları izledim. Resmen beni tarif ediyordu. Psikiyatriste anlattım. İnternetten hastalık beğenmişine döndü iş. Psikiyatrist tamamen haksız diyemem Orhan. Çünkü e, mesela kişilik bozuklukları serisi var YouTube'da benim. Oradaki bütün kişilik bozukluklarından kendinize uyan şeyler bulabilirsiniz. Burçlar gibi. Yani herkes kendine bir burç seçiyor. Yani doğum tarihine dayandırıyorlar her neyse. Ve o burcun gerektirdiği gibi yaşadığına inanıyor. E, psikolojik hastalıklar da öyle. Belirtilerini ben size sayayım belli belirtiler sizlerde de vardır. O yüzden ben kişilik bozuklukları serisine gerçek vaka örnekleri koydum. Koyabildiğim kadar, video bulabildiğim kadar. Ya yani internette çok araştırdım ben onları. Mesela borderline'ı açın orada gerçek borderline bir kadın konuşuyor. İşte paranoid kişilik bozukluğunu açın orada gerçek paranoid kişilik bozukluğuna sahip bir adam konuşuyor. Antisosyal kişilik bozukluğunda hem çocuk hem yetişkin örnekleri verdim. Gerçek onlar küçük bir çocuk, kız çocuğu görseniz seversiniz, öpersiniz ama kardeşini öldürmek istiyor sürekli. Ve bunu çok soğukkanlı bir şekilde dile getiriyor. Doğuştan psikopat. Kişik bozukluklarını izleyin bence eğlenceli. Yani psikoloji meraklısıysanız gerçek vaka örnekleri var orada bence onları izleyin. Hani kendi kanalımın reklamını yapma peşinde değilim. Onları izleyin. Freud'u, Jung'u, Adler'i merak ediyorsanız kişilik kuramlarının videoları var. Onları izleyin. Birer saatlik çok kapsamlı videolar gerçekten. Onlara bakın. Başka neleri önerebilirim? Deneyler var yine geçmişe dayalı. Geçmişte 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde yapılmış gerçek deneylerden kesitler sunuyorum mesela en sonlardan bir tanesi şeydi işte agresif çocuk, Filip agresif çocuk diye bir şey paylaşmıştım. Çocuklar üzerine araştırma yapıyordum, denk gelmişti. <laughs> Nereyi psikoloji bakımından daha başarılı görüyorsun? Bir markayı değil de şahıs olarak belki şey olabilir. Yani şu kişi iyidir, bu kişi iyidir diyebilirim. O da çevremden isimler yani tanıdığın kişiler. Ama ünlü isimleri birebir tanımıyorum. İşte atıyorum BDT'de Hakan Türk çapar iyidir falan. Oyun terapisinde Mehmet Teber iyidir. İyi görünüyorlar evet. Eğitimleri onlar veriyorlar. Zaten onlardan alıyoruz biz de eğitimi mesela. İşte İstanbul Psikanaliz Derneği'ne gidersin eğer e, analizci arıyorsan. Buralar şeydir böyle. Bilinir yani. Hani e, Türk Psikologları Derneği de buralarla e, irtibat halinde oluyor genelde. Mehmet Teber'le bilmiyorum ama diğerleri biraz daha evet. Aklıma gelen ilk isimler. Mehmet Zihni Sungurlar falan böyle. Değil mi? İlk onlar geliyor aklı. İşte rahmetli Doğan Cüceloğlu. Psikodinamik yaklaşımlar güzeldir, severim. Şema terapisi severim. Ama bunlar uzun sürüyor arkadaşlar, uzun. Adamın panik atakları var. Diyorlar ki şema terapisine gir. Ya abi adam yaşayamıyor şu an. Sen haftada bir saat terapiye gel diyorsun. Adam zaten o hafta yaşayamıyor. Ona müdahale gerekiyor. Kısa süreli çözüm odaklı terapi diye bir alan var mesela. Öyle bir şey gerekebilir. Mesela BDT daha faydalı olur, olur orada. Şema terapisi bir 10-15 seans sadece seni tanımakla geçiyor. Müdahale yok ki. Ama kişi bilmiyor ki bunu. Terapiye gittiğinde e, psikolog bana bir şeyler söylesin de hemen değiştireyim davranışlarımı diye bekliyor. Bir bekliyor, iki bekliyor, üç bekliyor. Terapist hala onu tanımayla vakit geçiriyor. Yani rahatsızlığa göre, bozukluğa göre belki şey yapılabilir. E, ekol seçilebilir. Peki bunu Normal halk nereden bilecek? Dürüst insanlara denk gelirse, dürüst psikologlara. Mesela ben BDT yapıyorum, şema terapisi yapmıyorum. Ama kişinin şema terapisine ihtiyacı olduğunu daha çok düşünüyorsam bunu söylemeliyim. Para kazanacağım diye onu elimde tutmamalıyım yani. Ama öyle yapıyorlar yani arkadaşlar. Maalesef, keşke yapmasalar. Emre Buyruk, hoş geldin Emre'ciğim. Dayımın oğlu. Ee, yorumlara bakmıyorsunuz sanırım canlı yayının amacı nedir? Evet ag agresif bir <laughs> izleyicimiz. Yorumlara bakabildiğiçe bakıyorum yani hem okuyorum hem düşünüyorum bu şeyi senkronizasyonu çok iyi yapamıyorum. Özür mü dileyim? <laughs> ne yapayım? İnsan içine çıkmak istemiyorum. Evden uzaklaşmak istemiyorum. Kişiliğimden mi kaynaklanıyor? Böyle bir soruya ben cevap veremem burada. Burası öyle bir canlı yayın değil yani. Ben burada aslında e, siz benle bir şey paylaşın. Ben sizlerle bir şeyler paylaşayım. Burada hastalıklarınızı söyleyin. Ben sizi tedavi edeyim gibi bir şeyim yok yani. Zaten bir psikolog böyle yapamaz. Belki doğru yönlendirmede bir parça olsun yardımcı olurum size. Sonuçta öyle ya da böyle her insan bir noktada psikoloğa, şuna buna gidiyor psikiyatriste. Giderken nelere dikkat etmesi lazım? Psikologla konuşurken nelere dikkat etmesi lazım? Öyle danışanlarım oldu ki şey diyor mesela psikolog bana dedi ki sen yakında intihar da edersin. Bunu söyleyen bir psikolog mu gerçekten dedim ve adını soyadını aldım. Gerçekten psikologmuş. diyorum ya kendi terapilerinden de geçmesi lazım. Psikologlar da e, yaralı kişiler çoğu zaman kendi psikolojilerini belki düzeltmek için böyle bir e, savunma mekanizmasıyla hareket ediyor olabilirler. Yine Freud'a dayandık ama. Çocukla ilgili bir vaka gelince öneri ve çözüm veriyor musunuz? Sadece farkındalık mı? Öneri ve çözüm değil de danışmanlık oluyor. Ebeveyn danışmanlığı. Yani çocuğa nasıl davranması gerektiğini bilmeyen anne babalar çok fazla. Yani ne yapması gerektiğini bilmiyor. Mesela çocuk her ağladığında onu susturmaya çalışıyor. Halbuki çocuğun ağlaması çok normal bir şeydir. Bazen çocukların ağlamaya ihtiyacı da vardır. Gibi gibi. Yani çocuğun terapiye ihtiyacı oluyor. Oyun terapisi yapıyorum ben. Oyun terapisiyle çocuğu anlamaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz aslında. Çocukla birebir çalışıyorum orada ekstra yanında tabii ebeveynlerle de çalışıyorum. Rekabet gücümüzü nasıl arttırabiliriz? Evet. Rekabet gücü, iş, okul ve zenginlik olarak. Şunu çok istiyoruz sanki. Böyle hani ders çalışmaz ya biri ya i̇çimden ders çalışmak gelmiyor. İçimden ders çalışmak nasıl gelir acaba? Bunu arıyoruz mesela. Bu, bu boş bir çaba oluyor. Gücümüzü arttırmaya çalışmak değil de var olan gücümüzle yapabileceğimizi yapmak aslı olan. Aksi takdirde daha fazla güç isteyeceksin. Daha fazla güç isteyeceksin. Güç yüzüğü gibi bir şey yok yani. <laughs> gücümüz zaten var. Biz var olan gücümüzü, potansiyelimizi yeterince kullanabiliyor muyuz ki gücümüzü arttıralım? Yani kaslı bir insanım ben. Şunu kaldırabiliyorum aslında. Ama bunu kaldırmadan önce diyorum ki ben kaslarımı daha fazla nasıl arttırabilirim? Nasıl daha fazla güçlü olabilirim ki bir şeyleri kaldırayım? Ama sahip olduğunuz güç zaten bunu kaldırmaya yetiyor. Ben bunu söylüyorum. Zaten bunu kaldırınca daha da güçlenmeye de başlayacaksınız. Özgüven bir şeyleri başardıkça artan bir ee, olgu. <laughs> Aylin gün doğdu. Evet, duymuştum Aylin Hoca. Bir buçuk yıldır terapiye gidiyorum. Öfkemi epey dönüştürdüm. Mesela öfkeyle alakalı problemleriniz varsa uzun süreli terapilere gidebilirsiniz. Ama kendine yardım kitaplarını da küçümsemeyin. Hemen başka insanlara ihtiyacınız varmış gibi düşünmeyin. Biraz mücadele edin. Ve çok zorlanıyorsanız gidin yine. Ben açıkçası biraz ondan yanayım. Çünkü bir terapist eşliğinde iyileşmekle kendi kendine çabalayarak ee, yol kat etmek arasında bir fark var. Kendi kendinize bunu yaptığınızda özgüveniniz çok daha sağlam oluyor ve bir sonraki yaşadığınız problemlerde psikoloğa başvurmak yerine baş etme mekanizmalarınız aktifleşiyor. Zaten kendi kendimize bir şeyleri yapamamamızın sebebi de terapi konusu. Ya bir şeyleri yap, yapabilmeye çalışmak terapinin amacı değil. Neden yapamayacağına inanıyor bu kişi. Bu inançla uğraşmak terapinin amacı. Size ayrı bir güç vermiyor terapi. Mesela dayanıksız olduğunuza dair bir şemanız var. Bununla çalışıyor. Yapamayacağınıza dair bir algınız var. Çünkü ebeveynleriniz sizi öyle büyüttü. Senden adam olmaz dediler size. Siz yapamayacağınıza inanıyorsunuz. Yapabilmem için bana daha fazla güç ya da öneri sun diye psikoloğa gidiyorsunuz ama psikolog bunu yapmıyor. Psikolog neden yapamayacağınıza e, bu kadar inandınız. Bunun üzerine çalışıyor. Bazı psikologlar da farklı psikologlara gidiyor mu? Tabii ki gidiyor. Gitmeli yani. Ben mesela gittim arkadaşlar. İki defa gittim ben. E, çok da faydalı oldu. Yani gittiğiniz psikolog da sizin psikolog olduğunuzu biliyor ama çok faydalı oluyor, hatta çok verimli de geçiyor. İkiniz de konuşuyorsunuz yani bu konuda. Tabii karşı taraf dışarıdan bir göz olarak sizi size geri yansıtıyor. Farkındalığınız artıyor gerçekten. Eko'le göre de faydası kesinlikle yatsınamaz. Normalde psikoterapileri e, psikiyatristler yapıyordu eskiden. E, psikoloji alanında çalışanlar, psikolojiden uzun, e, mezun olanlar terapiyle ilgilenmiyordu. Sadece ölçeklerle, insanları değerlendirerek e, bilimsel veriler elde edip analiz yapıyorlardı. Bu, Eysenck zamanında, Eysenck'e deniliyor ki hani, Psikiyatristler yetişemiyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında falan çok fazla insanın terapiye ihtiyacı olduğu düşünüldüğü için psikoloji mezunlarını, psikolojiyle ilgilenenleri de bu alana çekmek adına klinik psikoloji ortaya çıkarıldı. Klinik psikoloji okuduktan sonra terapi yapabilme e, kabiliyeti kazandılar. O yüzden şu an günümüzde lisans okuyarak terapi e, yapamıyoruz. Yani öyle bir eğitim almıyoruz ya mezun olup terapi eğitimi almanız lazım ya da bir klinik iyi bir klinik psikoloji yüksek lisansına gidip oradan belli ekolleri öğrenip ya da terapi eğitimi alıp yap yapabiliyorsunuz. Evet. Her gün ağlıyorum, acı çekiyorum, çok yalnızım, hiçbir şey yapmak istemiyorum. İyileşmek için ne yapacağımı bilmiyorum. Yine kişisel bir şey söyleyemem arkadaşım. Ama yüzlerce insan üzerinde yapılan bir deney. Kötü hissetmek, acı çekmek, yalnız kalmak, hiçbir şey yapmak istememek ne olursa olsun bu kümeyi böyle istediğiniz kadar genişletin. Bunlara rağmen hareket etmeye çalıştığın an bunlardan kurtulmaya başlıyorsun. Asıl anahtar burada sanırım. Bunlara rağmen hareket etmek. Yani düzeleyim yapacağım değil ya yani hayat böyle işlemiyor maalesef. Keşke öyle olsa. Yani bir şeyleri hemen halletsek de eski düzenimize geri dönsek. Bir şeylerin hallolması siz öyleymiş gibi yapana kadar devam edecek. Karışık mı oldu? Yani bir şeyler zaten düzgünmüş gibi yaşayarak bir şeyler düzelecek. Her zaman diyorum ya bilissel danışı terapi de öyledir. Her zaman düşüncelerle de çalışmıyoruz. Bazen davranışı değiştiriyoruz, düşünceler değişiyor zaten. Ya depresyondaki birçok ıı, danışana onu söylerler. Evet biliyoruz hiçbir şey yapmak gelmiyor içinizden. Uyumak istiyorsunuz, yatakta kalmak istiyorsunuz. Ama bunların hepsi istekler ve duygular. Hala kalkıp bir şeyler yapabiliyor olmalısınız. Bu noktada hareket ettiğinizde zaten sahip olduğunuz bu hisler, bu duygular ee, kaybolmaya başlıyor. Kendimizi geliştirmek için önerebileceğin kitaplar var mı? Ee, kendimizi geliştirmek derken e, ben bu konuda mesela çok aşırı kitap okuyan bir insan değildim. İnternet yazılarını, videoları daha fazla takip ederdim ben. Daha sonra bu makalelere döndü. Öyle çok fazla kitap okuyan bir insan değilim. Ve makalelerin, diğer insanların videolarının bana çok daha fazla yardımı oldu. Psikoloji üzerine bir sürü yabancı kanallar özellikle İngilizce yani. Ee, maalesef Türkiye'de çok güzel bir psikoloji kanalı bilmiyorum ben. Kitap olarak kesinlikle e, önce insanın kendi tanıması adına biyolojik olarak evrimsel e, kitaplar okunmalı. Mesela Abdullah Reha Nazlı'nın Yanılgının İcadı kitabını daha önce önermiştim. O kitabı bir okuyun mesela atalarınız nasıl yaşadı, ne mücadeleler verdi. Bir kitap daha vardı, ona hemen bir bakayım internetten. Yılanlar gün doğumları ve Shakespeare. Evet, tam adı buydu. Yılanlar gün doğumları ve Shakespeare adlı bir kitap var. Onu da okuyabilirsiniz. Çok eğlenceliydi. Gordon Orions yazarın adı. Yılanlar, Gün Doğumları ve Shakespeare. Evrim beğenilerimizi ve korkularımızı nasıl şekillendirir? Evrim üzerine okuduğunuzda ee, birçok şeyi çözüyorsunuz ya. Gerçekten. Yani e, sistemi çözüyorsunuz çünkü. Ha bu bundan dolayı oluyor demek ki. Demeye başlıyorsunuz. Ve insana en iyi gelen şeylerden bir tanesi de sorularına cevap bulması netleştirmesi bazı şeyleri. Klinik açamayınca YouTube'a sığınan çok değerli bir insan görüyorum. Her videonuzu da izlerim, seviyorum sizi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Klinik açamayınca <laughs> Klinikle alakasız. Klinik olsa da ben YouTube'a devam ederim. YouTube'u seviyorum ben yani. Ben videoyla, fotoğrafla uğraşmayı seven biriyim, hobi olarak. Ee, ben psikoloji kanalından önce felsefe, din, o tarz şeylerle uğraşırdım ve YouTube videoları yapardım. Amacım video yapmak aslında. Yani bir şey paylaşmak da değildi ilk etapta. Çünkü post prodüksiyon işlerini seviyorum biraz. Editleme, işte kesme, biçme, parlatma. İşte Premiere Pro kullandım. Sony Vegas Pro kullandım. Bunların eğitimini falan verdim bir süre. Yani düşünsene. Psikolog adam ne alaka? Ama çok severdim. Photoshop'la sürekli uğraşırım. Lightroom'la işte fotoğrafları böyle düzenle, ışık ayarı yap bilmem ne. Kısa film çektim falan. Bir ara Sinan Hoca'nın, Sinan Canan'ın videolarını çekiyordum ben. Yani kameramanıydım ben eğitimlerinin. O yüzden klinik olsa da böyle dublex bir yer düşünüyorum param olduğunda bir katını youtube stüdyosu yapmayı düşünüyorum böyle seanslar bittikten sonra geçeceğim oraya işte youtube alakalı bir video yapacağım ya tek başıma ya arkadaşlarımla psikolojide yetenek işi duyun beni sayın hocam <laughs> hepsini okumaya çalışıyorum Psikoterapi eğitimi sizce kimden alınmalı? Kim öğretiyor? Gerçekten bilginiz var mı? İyi bir hoca bildiklerini aktarmayı seven. Yani e, hangi ekolü istediğinize göre değişir. Ama Türk Psikologlar Derneği'nden e, bakabilirsiniz. BDT ile alakalı Hakan Hoca olabilir. Hakan Türkçapar. E, Ebru Şalcıoğlu olabilir. Hmm. Psikanalist İstanbul Psikanalist Derneği'ne zaten direkt başvurursunuz. Dinamik Doğan Şahin Hoca mesela, böyle kişiler. Yani zaten bilinen insanlar bunlar. Gerçekten de iyi eğitim veriyorlar. Çocuklarla mı alakalı, yetişkinlerle mi alakalı, ona göre de değişir. Ama iyi araştırın gerçekten. Zaten iyi eğitim veren insanlar popüler oluyorlar böyle reklam yaparak değil ama kalitesiyle popüler oluyor. Mesela Doğan Hoca reklam yapan bir insan değil ama kalitesiyle popüler olan bir insan. Herkes bilir Doğan Hoca'yı. Ottu psikoloji mezunuyum. Kıbrıs Ottu. Türkiye'nin ilk adam gibi psikoloji kanalı olacaksın <laughs> inşallah. Amacım gerçekten bilim dünyasında paylaşılan şeyleri buraya taşımak. Yani insanlara faydası olsun ya da olmasın bilimsel temelli bir e, yayın akışı gerçekleştirmek. İlk niyetim hep bu. Mesela evrim ağacını bilirsiniz. Onlar biyoloji üzerine başladılar. Evrim vesaire derken çok güzel ilerlediler. Şu an geldikleri nokta da muazzam. Hayran kalıyorum yani adamlara, çağrıya falan. Bunu psikolojiye uyarlamak e, gibi bir niyetim var. Tabii onlar kadar başarılı değilim henüz. Belki ileride elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ya da bu konuda e, benim gibi çalışmak isteyen arkadaşlarla da hareket edebilirim. Ama açıkçası öyle insanlar denk gelmedi bana. Yani pes etmeyen, öyle sadece heves yapıp e, belli bir süre paylaşımlara katılıp sonra kaçıp giden insanlar oldu biraz. Benim amacım Türkiye'de e, yabancı ülkelerde yayınlanmış makalelerdeki verileri Türkçe çevirip bir site yapmak, bir blog açmak belki. Onları sizlerle paylaşmak, haftalık, günlük e, psikolojiyi bir hak ettiği yere koymak aslında psikolojiyi. Ya, psikoloji öyle bir hale geldi ki falcılık gibi bir şey oldu yani işte vücut dili analizini nasıl yapalım öğrenelim de herkesi çözelim ya da e, sence ben nasılım ya bir psikoloğa böyle bir soru sorulmaz ki ben nasılım sence iyi miyim benim psikolojim iyi mi sence yani böyle sorular soruluyor ya bunu gidin burç yorumlayanlara falan sorun yani psikologlara sormayın psikolog dediğin adam bilimle uğraşmak zorunda olan bir adamdır psikoloji yani mesleğinin adı bu Bizim asıl işimiz bilimle yani bu, bu alanda üretilen bilgiyle kitapları sohbete ekler misiniz? ya Bir tane ne söyledim ki? Ha yılanlar gün doğumları ve Shakespeare. Yazayım hadi. Bunun ismi. Başka ne vardı ya ben de. Diyorum ya kitapları okuyup bir kenara atıyorum ben ya. Daha çok böyle makale okumaya çalışıyorum. Felsefede Dilozof harika bir YouTube kanalı. Evet, Dilozof da güzel ee, bir kanal. Bir kadın sunuyordu değil mi? Evet, evet hatırladım. Güzel bir kanal. Felsefe ile alakalı çok güzel içerikleri var. Gerçekten harika. Başarılar diliyorum. Güzel kanalları terk etmeyin arkadaşlar. Sadece kitap okuyarak değil, doğru videolar izleyerek de çok şey öğrenir insan. Çünkü e, okuduğu bir kitabı özetliyor size orada. Yani Dilara mıydı o kızın adı? Evet. Güzel paylaşımları var. En son yurt dışında birkaç paylaşımını görmüştüm ama daha sonrasını bakamadım. Öncül Analitik e, dergisi var. Onun, e, Onların yayınları güzel. Yazıları, paylaşımları, videoları. Felsefe meraklısıysanız yani daha analitik yaklaşımlar. Teşekkürler bağış için bu arada. Geç gördüm. Çağrı'nın doğal bir konuşma yeteneği var. Doğrudur. Sinan Hoca'yla ne zaman tanıştınız? 8-10 yıl oldu herhalde iyileşelim şifa olsun bu video bize inşallah bir de yanılgın icadı evet reklam şirketleri psikolojiyi daha iyi çözmüş bence zaten onların işi bu pazarlamacıların reklamcıların Size bir ürünü nasıl satacaklarını çok iyi biliyorlar. Çok iyi çalışıyorlar. Eski sevgilimi aramak üzereyim. Sesini özledim. Sizce ne yapmalıyım? <laughs> bir psikoloğa bunu sormayınız efendim. Bir ee, şeyde Celal Şengör'ün bir YouTube yayınında kadın şey diyor ya hocam bu fayatlarını oradan alsak başka bir yere koysak falan deprem durur mu falan diyor. Böyle bir soru soruyor. O adamı o kadınla nasıl muhatap ettiler ben de anlamadım. Eski sevgilini aramak istiyorsan ara. Aramak istemiyorsan arama. Sizce ne yapmalıyım? Yani benle alakalı bir durum olsa ben cevap vereyim. Aramam gerekiyor ama aramak üzereydim vazgeçmek için sizin kanala geldim. Neden vazgeçiyorsun? Neden aramak istiyorsun? Yani bu konuya girmek istemiyorum ama sorduğun soru e, öyle cevaplanabilir bir soru değil. Psikologlar bunun için yoklar. Yani eski sevgilimle devam edeyim mi etmeyeyim mi? Ya da kocamı boşayacağım boşayım mı boşamayayım mı? Biz e, bu konuda mesela neden yardım bekliyorsun? Neden onay bekliyorsun? bunu terapide ele alıyoruz. Yani ne için başkalarının yardımına ihtiyaç duyuyorsun? Karar veremediğin için ee, böyle görünüyor. Hani karar veremediğin için elbette başkasına gidiyorsun ama e, bu bunun sorumluluğunu niye başkasına yüklüyorsun? Kendine orada niye bir ebeveyn arıyorsun? Mesela bunları konuşup bunları düşünmek çok daha fazla şey kazandırır insana. Bir sevgiliden daha fazlasını kazandırabilir. Eski sevgiliyle ara vedalaş tekrar. Ya sevgili romantizm bunlar da artık çok sıkıntı oldu ya. Çok fazla boşanan çift var. Ben ebeveynlerle çalışıyorum. Sürekli boşanan çiftler ve problem yaşayan çocuklar. Çocuk diyor ki benim annem babam niye beraber değil? Niye babam başka evde kalıyor? Bu çocuk bunu yaşamak zorunda mıydı yani? Bir biraz bekleseydiniz kendinizi bir tanısaydınız evlenir evlenmez çocuk yapmasaydınız keşke birilerine aşırı güçlü bağlanma ve kopamama neden oluyor ee, bu kaygılı bağlanma olabilir yani kopamama güvensizlik yaşadığınız için yani bu çok daha analiz edilmesi gereken bir şey. Ama birçok sebebi olabilir. Sizin genelde çocukluğunuzla alakalı oluyor. Ebeveynlerinizin tutumlarıyla alakalı oluyor. Bizler ebeveynlerimizin inşa ettiği ee, ve onların etkisinde büyüyen, onların yönlendirmesiyle şekillenen yapılarız aslında. Boşananlar artmış, evlenenler azalmış gibi. Romantizm eskisi kadar niye yok? E, çünkü seçenekler artık daha fazla. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani bir kadın bir erkekle mesela bir sorun yaşadığında e, birlikteliği bozmaya daha yakın. Eskiden o kadar değildi. Kıyasladığımda işte bundan 10 yıl öncesi en azından okuduklarımdan çıkardığım ya da yaşadıklarımdan çıkardığım tamamen kişisel verilerle konuşuyorum. Bilimsel bir veri değil bu. Günümüzdeki bu kadar ayrılık yaşanmasının sebebi hem erkek hem kadın için çok fazla seçeneğin olması. Ya bu olmazsa başkası olur. Çünkü sosyal medya var, şu var, bu var. İnsanların çevresi geniş olabiliyor. Birilerine ulaşmak kolay. Eskiden ben mesela lisedeyken öyle bir şey yaşamıştım. Bir kızı gerçekten çok sevmiştim. Kızla konuşmak için bakkala çıkmasını bekliyordum yani. Keşke tabii öyle yapmasaymışım ama. Ee, şimdi öyle bir şey yok. Sosyal medyasını bul, mesaj at. Ya da işte sosyal medyadan rastgele birilerine mesaj at. Seçenek çok yani. Bu algı karşınızdaki kişiye bağlanmanızı zedeliyor bir yerde. ...karşı taraftan size gelecek olumsuz herhangi bir e, tepkide ya da müdahalede ayrılmayı kolay seçebiliyorsunuz. Onu nasıl unutacağız? <laughs> Eski sevgiliyi mi? Unutmaya çalışarak değil. En azından bundan biraz eminiz. Unutmaya çalışmalıyım değil. Hayat devam ediyor. Siz yaşamaya devam edeceksiniz. Unutmaya çalışmayacaksınız. Zaten unutmamanız gerekiyor biraz da. Doğal olan bu. Çünkü siz onu sevdiniz, bağlandınız. Bir sürü güzel anılarınız var. Niye kopasınız? Niye unutasınız hemen? Bırakın devam etsin. Bu sevgi, bu özlem, bu hasret devam etsin. Bu sizin zihninizin yaşaması gereken bir süreç. Duygularımızı yaşayamadığımızda, ifade edemediğimizde bunlar bize olumsuz olarak geri dönüyor. Uyumak, bir daha uyanmak istemiyorum. Evet, tek derdimiz sevgilimizin bize cevap vermemesiydi o zamanlar. Şimdi öyle bir derdimiz olmuyor çünkü çok daha büyük dertlerimiz var. Hızlı tüketimin zararları nelerdir? Hazza odaklı yaşamaya başlıyoruz. Hızlı, hız ve haz çağındayız artık. Her şeye hızlı ulaşıyoruz. Yani hazza hızlı ulaşıyoruz aslında. İhtiyacımız olan şey bize haz verdiği için hazza hızlı ulaşan bir beyin var artık. Sürekli hızlı ulaşıyorsanız. Sürekli e, bunu sürdürmeniz de gerekiyor. Hızlı ulaşamadığınız noktalar problemmiş gibi algılanıyor. Mesela iki gün elektrik gitsin evinizde, dünyanın en büyük problemi olur bu sizin için. Ama eskiden çok uzun süreler elektrik olmazdı ve bu kadar büyümezdi bu problem. Çünkü şimdi her şeyimizi elektrikle yapıyoruz. Telefonu şarj edemeyince bile, internetiniz olmadığında bile çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Sabredemiyoruz mesela. İlişkilere de yansıyor bu. Ee, kısa sürede hemen şey yapıyoruz. Ee, evleniyoruz falan mesela. Hani o birbirimizi tanıyalım süreci yaşanmıyor. Kolay başladığı için kolay bitiyor. Aynen. Nurgül Hanım'ın dediği gibi. Aşk konusunda da ne yaralıymışız ya. Herkes... Döktürdü vallahi ben okuyamıyorum şu an. Esin Hanım hoş geldiniz. Hedonizm. Bir nevi evet. Depresyondayım nasıl çıkarım? Bilen var mı arkadaşlar? Tarif etsin. <laughs> Belki çıkmamamız gerekiyor. Öyle devam etmemiz gerekiyor belki. Niye sürekli çıkıyoruz bir şeylerden kaçıyoruz? Depresyon sizin içinizde. Ondan çıkmaya çalışmayın. Onunla yaşamaya devam edin. Zaten e, ya depresyon dediğimiz şey çok ağır olmadıkça vücudumuzun verdiği bir tepki, sizinle konuşması demek. Siz vücudunuzun konuşmasını istemiyor musunuz sizinle? Bırakın konuşsun. Bırakın biraz dertlerini döksün size. Sizi depresyona sokuyor, sizi kaygılandırıyor. Korkuyorsunuz mesela. Uykularınızdan uyanıyorsunuz. Vücut konuşuyor sizinle. Yahu bir şeyler ters gidiyor diyor. Niye çeki düzen vermiyorsun hayatına diyor. Her hastalık arkadaşlar, her bozukluk bir dönüşme, değişme fırsatıdır bizler için. Kaçırmamalıyız bunu. Hani şeyde Fight Club'da ee, eline asit döküyor ya karşı taraftaki adamın acı çekerken e, düşünmesini istiyor onun niye döktün diye yakınırken karşısındaki adam ona diyor ki hayatındaki en değerli fırsatı kaçırıyorsun o an belki düşünmesi o acıyla beraber düşünmesi onu değişime dönüşüme itecek bir sebep bir e, fırsat yani ama biz bu fırsatı geri tepiyoruz. Yani depresyonu avantajımıza çevirebiliriz. Evet depresyon halindeyim. Bu benim için bir işaret, bu benim evrimimin, atalarımın bana yolladığı bir işaret. Bir şeyler ters gidiyor demek ki. Benimle konuşan biri var. Babamın psikolojik rahatsızlığı var. Doktora gitmesi için ne yapabilirim? Vallahi kendi elimde olmadan nişanlı birisine aşık oldum. Ne yapmalıyım? Eyvah. Hemen hemen şey yapalım. Ben bir derneği arayayım. Türk Psikologlar Derneği'nde. de. Bir yardım falan, bir eğitim varsa bu konuda eğitim falan alayım. Cevap veremeyeceğim. psikologlar daha fazla feminen özellik gösteriyor. Hiç böyle düşünmedim. Erkeklerde masküleniteye zarar veriyor. Böyle bir çalışma var mı? Yani daha feminen derken psikologlar böyle daha empati üzerine ya da hani kadın daha duygusaldır ya Sanki psikologlar da daha duyguları önem veren kişiler haline dönüştüğünde bu tarz şeyler mi? Bilemedim. Teşekkürler İsa Bey. Tyler Durden, aynen. İsimleri ben hep unutuyorum ya. Depresyona giriyorsak hareket etmek zorundayız, yatmakla çıkılmıyor. Evet geçmesini beklemiyoruz bu tarz şeylerin hareket ediyoruz sadece ne aşkmış arkadaş demiş birisi öyle ama romantik ilişkilerde bir ihtiyaç bir yerde ve insanlar bu konu açıldığında destek arıyorlar bir şeyler yolunda gitmiyor diye Depresyonda olan biri mindfulness yapsın. Bir aya iyi olur. Kısa çözüm odaklı terapistse. Yani şimdi böyle dememek lazım. Mindfulness evet faydalı olabiliyor. Ama böyle sunduğun zaman ne oluyor biliyor musun? Kişi mindfulness dediğin gibi pratiklerini uyguluyor. iyi olmuyor mesela. Ne oluyor? İnsanlara güveni azalıyor. Kesin çözüm gibi sunmamak lazım. Mindfulness iyi gelebilir. Diyebiliriz mesela. Hani... Bana iyi geldi. İnşallah sana da iyi gelir diyebiliriz. Mindfulness bazı hastalara iyi gelmiyor mesela. Atıyorum panik atak yaşayanlara mindfulness iyi gelmeyebilir. Çünkü farkındalık yüksek olduğunda bedensel tepkilerinizi daha net fark ediyorsunuz ve bu panik atağı besleyen bir döngü haline dönüşebilir mesela. Bazı beceri ve kazanımları daha sonra elde edebilir miyiz? Kritik dönemde edinemediğimiz. Beceri ve kazanımlara göre değişir. Kim spam yapıyor ya? Kasım'da aşk başkadır. Bu ne oğlum? Herkes aşk soruyor falan. Depresyon beyin kimyasının bozulduğu bir hastalık. Ee, tam olarak öyle diyemeyiz. Böyle diyenler var evet uzmanlar arasında. Özellikle psik psikiyatristler. Ağır depresyon, hafif depresyon arasında bir ayrım yapmak lazım. Beyin kimyası her zaman değişiyor. Sabah ayrı bir beyin kimyanız var. Gece yatarken ayrı bir beyin kimyanız var. Öğlen ayrı bir beyin kimyanız var. Bu kimya bozulma oranına göre. Yani mesela vücut ısınız, ateşiniz çıktığında bu ateş aslında iyidir. Mikrobu kırmaya yarar ama çok arttığında zarar vermeye başlar ama ilk başta çıkan ateşi hemen düşürmek çok iyi değil aslında. Çünkü bu biyolojik bir mekanizma. Depresyon da böyle düşünüyorum ben. Çok ağır bir şey değilse bu, kendi içinde o doğal sürecinde bırakmakta fayda var gibi görüyorum. Tabii bu süreçte davranışsal müdahaleler gerekiyor. Ama beyin kimyası dediğin zaman antidepresan giriyor işin içine. Antidepresanlarımız çok güçlü değil maalesef. Yan etkileri var. O kişiye iyi gelmeyebilir. Son yapılan çalışmalarda depresyonla serotonin ilişkisi olmadığı gösteriliyor. Ancak antidepresanlar serotonin pompalıyor. Yani bir sürü çalışma var böyle. En son en son bir Twitter'da bir şey paylaşmıştım ama o zeka ve kişilik üzerineydi. Pardon. Ben Twitter'da olabildiğince bilimsel böyle hoşuma giden şeyleri paylaşıyorum arkadaşlar oradan bakabilirsiniz zeka ile kişilik üzerine çok güzel bir analiz çalışması gördüm harika bir şey ya kaç bin insana yapmışlar ee, büyük beşli diye bir kişilik kuramı var big five Ocean kısaltılmışı ee, büyük Beşli'nin kültüre yeniliğe açıklık boyutu yani bu ocean'daki o harfi openness diye geçiyor İngilizce'de açıklık yeniliğe kültüre farklı e, farklılığa daha doğrusu açıklık boyutu zeka ile en yüksek pozitif ilişki göstermiş yani zekanız ne kadar yüksekse o kadar yeniliğe açıksınız buradan da şunu şunun çıkarımını yapabiliriz yeniliğe kapalıysak bu IQ ile zeka ile daha doğrusu Alakalı olabilir. Bu kadar kapalıysak, bir psikolojik problem değil de e, zekâ alakalı olabilir demek ki. Sanırım artık çalışmaların çoğunun temelinde zeka kavramını daha fazla görmeye başladık. Çünkü biz zekayı çok fazla atlıyoruz. İnsanların kişiliklerini ele alıyoruz mesela, hastalıkları ele alıyoruz, ama zeka, zeka o kadar rol oynuyor ki depresyon hastası var iki tane. Biri çok zeki, biri o kadar değil. Bu ikisinde farklı seyrediyor depresyon. Her şey için bu böyle. Kişilik özellikleri de öyle. Evrimsel psikolojiyi nasıl idrak ederiz? İşte yanılgının icadı ya da bu yılanlar, gün doğumları ve Shakespeare kitabı aslında evrimsel psikoloji biraz da. Kırmızı hap öğretisi evet biliyorum. Öyle bir öğretimiz var. Üç tür aynı kitap isimlerini söylüyorum. İşte Gordon Orians'ın kitabı tam olarak aslında evrimsel psikoloji. Yazdım aslında yanıtlara. Yukarıda bir yerde kaldı. Bayağı olmuş ya. 1 saat 37 dakika. Yavaş yavaş kapatalım. Vallaha dur bir dakika. Kitap isimleri tanesi şuydu, bir tanesi de Yanılgın'ın icadıydı. Son zamanlar çocuklar üzerine kitaplar okuyorum. Böyle kitaplar okumuyorum. O yüzden gündemde neler var bilmiyorum şu an. Bir, bir kitap daha vardı, ona bir bakayım. <laughs> Valla şimdi bulamadım da. Şu kitap da güzel. Aptal Beyin diye. Dean Burnett'ın. Dean Burnett'ı okuyabilirsiniz. Kendisi sinir bilimci. Beynin çalışma mekanizmasını, sistemlerini anlatıyor. Baya bir şey katar yani. Bunu da BDT sevenler için, bu Donald Robertson'ın kitabı çok güzel. BDT'yi ve BDT'nin felsefesini anlamak isteyenler. bilgisayar danış terapiyi sordunuz ya. Ee, elime geçmişken göstereyim dedim ya. Çok güzel bir kitap gerçekten. Yani burada şeyden mesela bahsediyordu. Ben e, başka hiçbir yerde görmediğim bir isimdi. E, neydi o herifin adı ya? Paul Dubois. Du evet. Paul Dubois diye bir adamdan bahsediyor. Bu Freud zamanında BDT e, yapan birisi. Ve bu Du Bois e, şeyin, Freud'un gölgesinde kalıyor işte. Sanırım psikanaliz olmasaydı BDT daha fazla böyle bilinir ve uygulanmaya başlardı. Püh, dolabın tutacakları aynı izade değil. Ya biraz yamuldu ya, evet sorma. Bu eve yeni taşındık da öyle takarken yamuk kaldı. Ben de uğraşmadım. Ben fazla eşya sevmem. Evimde de öyle fazla eşya yoktur. Hiç sevmiyorum fazla eşyanın olmasını. Minimalizm. <laughs> Kitap yazarları farklı evet. Kitabın ismini yazarsanız çıkar zaten ya. Vakit bulursam şey yapacağım arkadaşlar. Şu The Platform filmiyle e, filminin analizi gibi gerçek hayatla kıyaslayarak öyle bir şey yapmayı düşündüm. Telif hakkı olmaz herhalde. Aralara öyle film kesitlerinden bir şeyler koyarım diye düşündüm. The Platform'u mesela izleyin. Netflix'te var bu arada. Yılanlar kitabının yazarı Gordon Oriens. Aynen telif olmuyor. Daha önce ben yapmıştım. Bir şey olmadı. Olursa da olsun ya. Para kazanmayı kapatsın yeter bana. Hani kanala bir şey gelmesin de. Para kazanmak çok önemli değil orada. Kendini iyi hissetmek çok klasik kitaplardan biridir. Burns evet. İyi bir kitap. Beni çok etkileyen bir kitap değil. Mesela BDT adına beni en çok etkileyen kitap bu oldu. Çünkü felsefesini stoğacılara dayandırarak çok güzel anlatmış. Hakan Hoca'nın kitabı falan vardı, işte Murat Atmaca'nın kitabı var BDT üzerine. O kadar etkilenmedim. Bu daha iyiydi. Ee, Evrimsel psikoloji üzerine Gordon Orions beni en çok etkileyen kitap oldu. Bir sürü o alanda kitap var ama her kitap sizi etkilemiyor tam olarak ya da size hitap etmiyor. Orions'in kitabı bana çok iyi hitap etmişti. Ee, yanılgın icadı da öyle. Abdullah Reha da güzel yazmış gerçekten. Zaten e, bu kitaplardan da yararlanmış. Hem Burnett'ın kitabından hem e, şeyden. O'Rians'ın kitabından. Alıntıları vardı çünkü. Onu da mı yazayım? Aptal Bey'in diye geçiyor. Aptal Bey'in. Bu da yazarı. BDT kitabı bilişsel danışı terapi felsefesi. Hadi onunla yazın. Bilişsel danışı terapi felsefesi. Yazmayı unuttuk. Buyurun. O güzel. Eagleman'ın Incognitos'u da güzel. Güzel kitap. Ben böyle felsefeyle iç içe olan kitapları çok seviyorum. Yani hem psikoloji hem felsefe. <laughs> evet evet yanılgın icadı Abdullah Rehan'ın. Zekanın sinir bilimi kitabı. Evet o çok güzel bir kitap. Zeka ile alakalı okumak istiyorsanız kesinlikle o kitabı Öneririm Türkçe'ye çevrilmiş en güzel kitap o Zeka üzerine Hatta onu da yazayım şimdi Onu da soracaksınız değil mi Onun tam şeyi neredeydi linki vardı Acaba link mi atsam Trend yol linki var Onu atayım mı Al direkt linkini attım. Buradan tıklanıyor mu linklere? Evet tıklanıyormuş. Mitra yayınlarından bu zeka sinir bilimi. Zeka ile alakalı çok fazla şey dolaşıyor. İşte zeka artar mı? Sonradan yapılan müdahaleler değiştiriyor mu zekayı yani? Hani kişinin zekası yükseliyor mu falan filan zeka yaşı. Aslında zekanın artmadığı, IQ'nun arttığı gösteriliyor son çalışmalarda. Ona da bir bakın yani zeka alakalı güzel bir kitaptı. Dediğim gibi ben öyle çok kitap okuyan bir insan değilim. Yazılar, işte makaleler, takip ettiğim siteler oluyor. Yani makale taramalarda ne bileyim ...Sage Journals'a bakıyorum, Science Daily'e bakıyorum, Science Direct'e bakıyorum. Türkiye'de de var Dergi Park'a falan bakıyorum. Nature'a bakıyorum işte. Biological Psychiatry var. Ona bakıyorum. Ee, öyle karışık yani. Tek takip ettiğim bir şey yok. Psychology Today'e bakıyorum günlük. Bazen böyle çok ilgi çeken şeyler oluyor, yayınlar oluyor. Irving Yalom. Yalom'un kitapları güzel. Ölüm hakkında bir kitabı vardı onun. Neydi? Güneş müneş bir şeydi. Güneşe bakmak mıydı? Evet. Ölümle alakalı güzeldi mesela o kitabı. Güneşe bakmak, ölümle yüzleşmek diye. Yalom'un. Eğer ölümle alakalı sorularınız varsa o kitaba bir bakın. Onu da şey yapayım mı? Yazayım şuraya. Ölümle yüzleşmek. Güzel kitap farkındalığının e, yüksek olabileceği. Hani ölüm derken aslında orada her insan ölüm ölüme farklı bir anlam yüklüyor diyor kitaba göre. Ölüm derken neyden kopmayı? Ya yani yok olmak diyoruz ama daha fazla şey yaşayamama korkusu mu? Sevdiklerinizden ayrı kalma mı? Yoksa ben gidersem onlara kim bakacak korkusu mu? Ya bir sürü korku var aslında ölüm dediğimiz şeyin, sonlanış dediğimiz olayın. Homo sapiens'i zaten söylemedim bile. Şey sapiens kitabını, pardon, sapiens kitabına da bakabilirsiniz de. Sapiens kitabı bence bir tık ağır yani. Uzmanlar okuyabilir, sanki böyle her insan e, onu okuyamaz gibi geldi bana ben okuduğumda. Ama e, bu Gordon Orions'un kitabı, işte yılanlar, doğumları ve Shakespeare, öyle çok anlaşılır bir kitap yani. Mesela felsefe seviyor musunuz? felsefeyi esprili bir dille anlatan bir kitap var. Ya harika bir kitaptı. Çok eğlenceli. Onu atayım ben size. Link olarak mı atayım? Kitap yurdundan atayımdır. Yani direkt link atıyorum ki tek tek şeyi yazmayayım diye. <laughs> Bu kitabı okuyun. Felsefeye ilginiz olacaktır. Ya en azından esprili bir dili var kitabın, tamam mı? Platon elinde bir ornitorenkle bara girerse. Yani orada Tasso ve Dimitri'nin diyalogları var falan böyle. Biraz komik, biraz esprili. İşte Tasso diyor ki bu dünya neyin üstünde diyor. Dimitri diyor ki bence diyor bir kaplumbağanın üstünde. Tasso tekrar diyor ki Ulan kaplumbağa neyin üstünde o zaman? O da başka bir kaplumbağanın üstünde diyor. E, o neyin üstünde? O da başka bir kaplum Peki o neyin üstünde diyor? E, dibine kadar kaplumbağa işte. Bir bira verin bana oradan diyor ondan sonra. Yani olayları şey yapıyor. Böyle espriye vurması falan çok hoş oluyor gerçekten. E, sonsuz döngüye sürüklüyor ama espriye vurması şey yapıyor. Dikkatinizi bir oraya çekiyor tekrardan. Dibine kadar kaplumbağa diyor. Hani ben orada şey bekliyorum. Ee, attığım linkin satışı yok. Ya işte kitabın ismine bakın diye atıyorum o linki. Sponsorluk falan yok yani. Ee, espri yaparak, sizi düşündürerek, güldürerek felsefeye ısınmanızı sağlıyor. O kitap bana felsefeyi sevdirmişti. Ben çok felsefe meraklısıydım ama böyle ağır metinler işte ne bileyim. E, Platon'u okumak Sokrates'i okumak yok işte e, Sokrates'in savunmasıdır bilmem nedir e, ağır geliyordu ama böyle bir kitap güzeldi başka bir yerden bulursunuz evet kütüphanelerde var ya ben memlekete gitmiştim Bingöl'e orada bile kütüphanede vardı yani İstanbul'da Ankara'da İzmir'de e, kolay kolay bulursunuz satılıyor zaten diğer şeylerde de Bey da bitirdik yayını bitirme zamanı geldi o zaman. Ya da bir bey pazarı daha açmak lazım. Ben de ya işte bunu içiyorum ya iced tea ya çay falan. Sigaram falan yoktur benim. Alkol malkol de yok. Baya sağlıklı besleniyorum biraz. <laughs> Bitik erkekler kitabı. Philip Zimbardo. Daha bugün mü, dün mü? Bununla alakalı bir şey okumuştum ben ya. Bitki erkeklerde. <laughs> felsefeye ilgim yok. Olabilir. Sigara rüyalarımda hala içiyorum. Nasıl bir şeyse, bağımlılıksa. Psikoloji iyi, hoş fakat felsefe GG mi ne? Psikoloji felsefeden geliyor arkadaşlar zaten. Felsefeden doğan bir akım. Akımdı daha doğrusu. Daha sonra bir bilim dalı haline geldi. Kitapları yazarlara göre mi seçiyorsunuz? Hayır. Hiç öyle bir şeyim olmadı benim. Şu yazarın bütün kitapları okunmalı. Hiç olmadı. Adler'i severdim mesela ama her kitabı güzel değildi mesela birbirine benziyordu kitapları. Sıkıcı gelmeye başlamıştı. Her kitabını okuyamadım o yüzden. Ama bahsettiğim felsefe kitabı Platon elinde bir ornitorenkle bara girerse eğlenceli bir kitap. Yani sadece felsefe öğrenin diye değil canınız sıkılıyorsa da onu okuyabilirsiniz. Gerçekten insan eğleniyor bayağı. Açıktan sosyoloji okursam tatmin olur muyum? Bilmem ki. Yani hiç bilmiyorum. Tatmin olmak kişisel bir şey. Felsefesiz kalmayın arkadaşlar. Felsefe bilmiyorum nasıl bir algınız var? Size ne öğretildi? Felsefe öcü gibi bir şey mi anlatıldı size ama e, bu hayatı felsefesiz bitirmeyin. Ya yani Sokrates'in savunmasından biliyorsunuz. Sorgulanmayan hayat yaşamaya değmez Sokrates'i mahkemeye çıkardıklarında ya öldüreceğiz seni bir adam şu felsefe yapmayı bir bırak diyorlar ya diyor ki ben zaten felsefe yapmayı bırakırsam ölmüş olacağım zaten sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değmez çünkü diyor e biz sorgulamadan yaşıyoruz Sokrates ölümü göze alıyor bunun için. O da çok acıklı ya. Ben onu bayağı empati kurmuştum Sokrates'le de. Düşünsenize 500 kişinin karşısına çıkarıyorlar sizi. Bu arada gerçekten 500 kişi. Sizi birisi suçluyor. Suçlayan var. Ee, ve sizin cezanızı da o veriyor. Önce ya, hakim vermiyor cezayı. Karşıdaki kişi bir öneri sunuyor. Diyor ki mesela Sokrates'i bence öldürsünler işte ya da bence şunu yapsınlar diye bir önerisi oluyor. Daha sonra Sokrates'in karşı bir önerisi oluyor. Şimdi Sokrates önce bir suçlu bulunuyor. O 500 kişiye bir soruluyor. Sizce Sokrates suçlu mu değil mi? 280 kişi suçlu diyor. 220 kişi değil diyor. O 500 kişiden. Ee, daha sonra suçlu olduğu e, kanaatine varıldıktan sonra taraflara soruluyor. Ne ceza verilsin? İşte karşısındaki herif öldürsün diyor. Sokrates de diyor ki ya diyor şimdi öldürmeyin diyeceğim. Ben gene felsefe yaparım diyor. Yani hani beni felsefe için öldüreceksiniz. Ben gene yaparım yani bunu. E sürgün etseniz sürgün ettiğiniz yerde de ben durmam. Gene felsefe yaparım. Orada da beni yine öldürecekler diyor. Hani bir şey sunması da gerekiyor orada. E sürgün falan edin yani. Ne diyeyim diyor. Sonra o 500 kişiye geri soruluyor. Sürgün mü, ölüm mü? Daha önce 280 kişi suçlamasına rağmen 360 kişi bu defa öldürülsün diyor. O da ilginç bir şey yani. 80 kişi daha katılmış sonradan. Artık konuştuklarından mı ne? Öyle bir sayı da var gerçekten. Ve o zamanki ölümler tabi şey e, baldıran zehri mi ne? Bir şey veriyorlar böyle kapta. Onu yemesi, öyle ölmesi gerekiyor. Bak şimdi darlandık ha. Lan düşünce adına öldürülür mü be bir insan? Vallahi Gerçi günümüzde de öyleyiz yani. Düşüncelerini söyleyemiyorsun ki. Var mı söyleyebilen? Sosyal medyada bile artık söyleyemiyorsun. Baldıran zehri değil mi? Öyle bir şeydi. Kaliteli muhalefetin babasıdır. Ben şeyi severim Diyojen'i biliyor musunuz? Sinoplu hem de. Köpeklerle yaşıyor sokakta falan. Sezar galiba onu çağırıyor. Sezar diyor ki onunla görüşmek istiyorum. Daha doğrusu askerler yanına gidiyor Diyojen'in. Ya sen İskender İskender ne Sezar'ı evet Büyük İskender. ulan ee, senle imparator görüşmek istiyor diyor askerler. Diyojen diyor ki tamam gelsin diyor. Yani hiç kendi gitmiyor. Fıçıda falan yaşıyor aynen köpeklerle. Tamam gelsin görüşelim diyor. Büyük İskender etkileniyor bundan. Gidiyor e, yanına Diyojen'in. Tabi orada halk da var. Hepsi böyle şey yapıyor e, dinliyor duyuyorlar yani İskender'in söylediklerini. Orada şey diyor Büyük İskender. Ya sen diyor ben seni bak böyle çağırdım, ettim, görüşmeye gelmedin. Sen benden hiç korkmuyor musun diyor. Diyojen çok güzel bir cevap veriyor orada. Kilitliyor adamı resmen. Diyor ki niye korkayım ki senden? Sen kötü bir insan mısın ki? Diyor. Şimdi kötü bir insanım dese millet dinliyor. İyi bir insanım dese kork. İyi bir insanım kork benden çelişkili oluyor. Cevap veremiyor yani. Gerçekten şu anki dünyada insanı diyojen olmaya itiyor sanki. Böyle yalnız hissediyorsun, konuşamıyorsun, bir iş yerine giriyorsun, mobbing var, insanlar çıkarcı, böyle bir dünya olduğunu düşünsene sürekli etrafında. Diyojen İslam medeniyetlerini etkiledi mi bilmiyorum. Olabilir. İslam medeniyetini daha çok Platon'un etkilediğini biliyorum. Felsefeden sıkılırlar. Platon, Aristo falan dersen sıkılırlar. Eflatun. Zonguldaklı biri var. Kestane balının merkezinden selamlar yollamış. Aleyküm selam. Yargılanmada Sokrates içimde bir ses hep benimle konuştu ama bu sefer susuyor. Doğru yoldayım diyor. Bu da beni etkilemişti. Eee. <laughs> Diyojen saygı görmezmiş. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. <laughs> Arkadaşlar iki saat oldu. Bence bitirelim. Sorularınız varsa böyle hani yüzeysel şeyler. Atlamış olabilirim bazılarının yorumlarını. Benim gözlerim çok da iyi değil bu arada. Ee, yoruluyor böyle ekrana çok baktığımda sulanıyor falan böyle bir gözlük gözlük lazım sanırım. O yüzden e, uzun yazıları okuyamayabiliyorum gözüm kolaya kaçıyor kısa <laughs> ifadelere kaçıyor. Ee, burada sonlandırayım tekrar yaparız. Ben bu aralar YouTube'a hiç vakit ayıramıyorum kusura bakmayın. Eğitim eğitimle uğraşıyorum biraz. Ee, seanslar çok arttı. Özellikle bu Instagram'da nasıl olduysa böyle bir ünlendim ben. Yüz <laughs> bin'e falan ulaştı bir anda. bayağı bir e, seans isteyen danışan oluyor çocukları için. Ee, o yüzden çok vakit ayıramıyorum. Ama The Platform filmini böyle bir şey yapmak istiyorum, paylaşmak istiyorum sizlerle. İzleyin bari de. Sonradan şey olmasın spoiler. Güzel bir film. Şöyle tek başınıza izleyin ve her sahnesini, o yaşlı adamın her ifadesini bir düşünün. Ee, şeyde, filmde. Marcus Aurelius. Ya, o da tuhaf bir adam. Yani imparatorsun. Hiç zevk sefa umrunda değil yani adamın. Adam nasıl doğru bir hayat yaşanır onun peşinde? Hangi imparator öyle ki? Marcus Aurelius gibi. Adamın şu anki söyledikleri terapi niteliğinde yani. Helal olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Bağış yapanlar oldu. Teşekkür ederim. Üye olanlar oldu. Çok teşekkür ederim. En başta Cemre bir 100 TL atıp kaçtı. <laughs> Sağ olsun. Yani ben Cemre'nin çoğu yayını takip ediyorum neredeyse. Ee, şeyi ee, bir nevi Sokrates Cemre'de yani hiç korkusuz. Söyler yani aklına geleni. The Platform artı 18. Evet öyle. Doğru bak. Onu da şey yaptığın için iyi oldu. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.